Günaydın Türkiye. Bugün 18 Aralık 2019 Çarşamba. Bendeniz Gökhan Kıyış, TGRT Haber ekranlarında. Önümüzdeki 3 saat boyunca hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini aktarmaya çalışacağız efendim. Gazetelerimiz hazır, manşetlerimize bakacağız. Gecenin, belki de akşamdan gelen en sıcak bilgisi Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı yeni yaptırım kararları. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, yani savunma yasasını onayladı, bütçesini onayladı. Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekilde temsilciler meclisinden geçti ifadelerine yer veriliyor haberde. Peki ne oldu? S-400 konusuyla ilgili işlemlerini devam ettirdiği için, bu kurulumları sürdürdüğü için Türkiye'ye yönelik ciddi yaptırımlar, bu tehdit dili Amerika Birleşik Devletleri'nden aynen devam ediyor. Detaylarına bakacağız. Dışişlerinden anında cevap verildi. Buradaki yaptırım kararları ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü Rusya'dan gelen o kanal ve diğer Türk akımı projesi üzerinden yaptırım bu kez de bu tasarıyı ele aldılar. Yani Türk akımı Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefine girmiş gibi görünüyor. Tabii ekonomi işin içine girince biz de ne yapacağız? Hemen alacağız onu, Melih Okur'a soracağız. Sevgili Melih Okur'la saat 9'dan sonra ekonomi gündemini tartışırken, siyaset gündemini tartışırken de Ahmet Sözcan'la birlikte, Ankara Haber Müdürümüz Ahmet Sözcan'la birlikte saat 9 itibariyle bu stüdyoda bu konunun detaylarına bakacağız. Ama önce sıcak başlıklara bakalım. Hemen günün ilk manşetleri gelsin. İlk manşetlerimizle gündemi aktarmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de bu Uluslararası Mülteciler Forumu'nda konuşmacıydı. Halep'te bir duvar yazısından bahsediyor. İşte o duvar yazısında öyle çarpıcı bir mesaj var ki belki de bütün dünyada yaşananların özeti gibi efendim. O duvar yazısı ne biliyor musunuz? Eğer çocukların, ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı aslında o medeni dünya bu sorunları çözerdi. Çözmemesinin tek nedeni var, çocuklardan petrol değil kan akıyor. Dikenli tellerle kendinizi koruyamazsınız diyor Cumhurbaşkanı, manşetlerden de gazetelerden de aktaracağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine yaptırım kararı dedik. Aslında hedefte S-400 var. P-35'leri iç etmeyi planlıyormuş gibi bir hava var. Amerika Birleşik Devletleri'nden parası ödenmiş, ortak olarak üretilmiş P-35'lerin verilmemesi kararı. Bu ne demek, ne anlama geliyor? Hepsini tartışacağız efendim. Camide tabureye son. Eleştiri şu cümleyle özetleniyordu. Camiler kiliseye mi benzetiliyor? Bununla ilgili tepkiler vardı. Özellikle yaşlıların işte bu taburelerle geldiği manzaralar vardı. Ama artık sabit taburelere dönüştürülmüş, sıralar konulmuş camiler görülmeye başlanınca cemaatten de tepki yükseldi ve Diyanet İşleri bu konuyu el attı. Dün ana haberde sevgili arkadaşım Ekrem'in ana haber bülteni sırasında canlı yayında Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş çıktı, neler yapılacağını tek tek anlattı. Onu da montajladık, ikisini de dinleteceğiz efendim. Libya'da çatışmalar sürüyor. Libya üzerinden Türkiye'nin de aslında liderliğini çektiği bu süreç içerisinde Akdeniz'de biliyorsunuz o zenginliklere çökme, el koymak için çabalayan bölge ülkelerinden, Mısır'dan, İsrail'den, Yunanistan'dan bahsediyorum efendim özellikle. İşte onlara karşı Türkiye gitti Libya'da, Ulusal Meclis'te, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle bir anda bu anlaşmayı imzalayınca gözler Libya'ya çevrildi. Hafter kısa sürede alacağını iddia ederek Trablus'a saldırı düzenledi, geri püskürtüldü ifade ediyor ama neredeyse il il çatışmalar var. Libya'daki sıcak gündeme bakacağız, gazetelere bakacağız, işimiz çok. Hadi başlayalım. Evet efendim, gelelim bu toplantıya. Mültecilerle ilgili Cenevre'de Türkiye'nin de talebiyle oluşturulan bir konferans vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada kürsüye çıktı ve liderlere seslendi. Aslında Türkiye'nin en büyük problemleri, sosyal problemleri arasına girmeye kesinlikle birinci sıradan aday olan mülteci sorunu. Çünkü milyonlarca sığınmacı şu anda Türkiye'de umut arıyor.
Peki dünya ne yapıyor? Dünyayı şöyle özetledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, az önce de ifade ettim. Halep'teki o duvar yazısından bahsetti. Çocuklardan kan aksaydı modern dünya, medeni dünya bu sorunu hemen çözerdi. Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi. Erdoğan küresel mülteci forumuna katıldı. Dünyaya seslendi. Suriye'deki dramı bu sözlerle bir kez daha gözler önüne serdi. Petrol kuyularını koruma uğruna harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır. Forum İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan foruma eş başkanlık yaptı. Açılış konuşmasında kürsüye çıktı. Gündeminde Suriye'deki kanayan yara vardı. İnsanlar sadece daha iyi bir iş, daha yüksek bir hayat standardı için değil, hayatlarını idame ettirebilmek için, karınlarını doyurabilmek, çocuklarına bir lokma ekmek bulabilmek için göç etmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin mülteci krizinde yalnız bırakıldığını vurguladı. Verilen sözlerin tutulmadığının altını çizdi. 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam Birleşmiş Milletler kriterlerine göre şu an itibariyle 40 milyar doları aşmıştır. Ne yazık ki Avrupa Birliği'nden bu STK'lara gelen destek ancak 2 milyar avroya ulaşmış durumdadır. Cumhurbaşkanı dünyanın Suriye'de olanlara sessiz kaldığını söyledi. Batı'nın tutumunu Halep'teki bir duvar yazısıyla özetledi. Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına. Aslında konu S-400 ama bu kez Türk Akımı projesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine girmiş gibi görünüyor efendim. Bu yaptırım kararı ile ilgili de Türkiye'den anında cevap verin. S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması, F-35'lerin transferinin yasaklanması, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması, Türk Akımı ve Kuzey Akımı projelerine yaptırım uygulanması. Türkiye'yi hedef alan bu yaptırım listesi, Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında yer alıyordu. Önce Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen o düzenleme, son olarak da Senato'dan geçti. Gelişmeyi Dışişleri Bakanlığı çok sert karşıladı. Bir açıklama yaparak Amerika Senatosu'nu hedef aldı. 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Yaptırım çağrılarının saygısızca ve akıl dışı olarak tanımlandığı açıklamada gereken cevap verilecek denildi. Tehdit ve yaptırım dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır. Her ne kadar S-400, F-35 ve Türkiye-Rusya arasındaki doğal gaz projelerine yaptırım çağrılarını içerse de Amerikan Başkanı Donald Trump 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını Senato'dan geçer geçmez imzalayacağını söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli yazılı açıklamayla gündemi değerlendirdi. Şimdi çok farklı konular üzerinden açıklamaları var Sayın Bahçeli'nin ama Libya konusunda bir kere hükümete destek veriyor. Beka meselesi açıklaması var. Libya'ya asker gönderilmesi süreciyle ilgili olarak. Yani siyaset aslında bu konuyu önümüzdeki günlerde çokça tartışacak demiştik. İşte ilk emareleri de görülmeye başlamış durumda. Beka kelimesi Libya üzerinden de Sayın Bahçeli'nin gündemine girmiş gibi görünüyor. İkinci başlıksa bu yeni partiler. Yeni partilerle ilgili de çok sert eleştirileri var Bahçeli'nin.
MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli yeni parti oluşumlarını eleştirdi. Türkiye'de siyasette boşluk olmadığını savundu. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Bahçeli sözde soykırım iddialarının ABD Senatosu tarafından kabul edilmesine de tepki gösterdi. Türk milletinin tarihinde katliam ve soykırım olmadığının altını çizdi. Türk milletini işlemediği bir suçtan dolayı töhmet altında bırakmak, soykırımcı olarak fişlemek ahlaksız ve ağır bir iftiradır. MHP lideri Bahçeli, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Bunu bir beka meselesi olarak nitelendiren Bahçeli, MHP'nin asker gönderme kararına destek vereceğini vurguladı. Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır. Bahçeli, güncel gelişmeler üzerinden CHP'li kadın vekillerin mecliste yaptığı Las tesis eylemine tepki gösterdi. Ne işimiz var Libya'da diyen CHP'liler ve Tufeli işbirlikçileri ise Las tesis eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acıl ve acıklıdır. Gelelim manşetlere. Günün ilk sayfalarında neler var? Hangi gündem maddeleri? Gördüğünüz gibi uluslararası siyasette Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinin konusudur efendim. Türkiye'ye yönelik yaptırım. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen bu konuyla ilgili bu yaptırımlar hiçbir işe yaramayacaktır değerlendirmesi, açıklaması, karşılığı verilse de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerini senatörlerin açıkça ve net bir şekilde kaşıdığı ve yarayı kanattığı açıkçası görülüyor. Bakalım bu süreç nasıl devam edecek? Özellikle Trump'ın şu açıklaması, daha doğrusu başkanlık sözcülüğünden yapılan Ermeni soykırımı iddia tasarısı ile ilgili, o iddia ile ilgili tasarıya başkanın katılmadığı ifade edildi. Yani senatodan geçen o kararlara başkan katılmıyor. Hani değerlendirmeyi yapan başkanlığın sözcülüğünden gelen değerlendirme bu, ama senatoda Türkiye aleyhinde karar üzerine karar alınmaya devam ediliyor efendim. Özellikle savunma bütçesindeki maddeler yenilir yutulur cinsten değil. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne silah ambargosunun kaldırılmasından tutun da Türk akımına katılan şirketlere ambargo uygulanmasına kadar çok ciddi konular, başlıklar var. Bakalım bu süreç nasıl gelişecek? Ekonomik anlamda da tabii neler yaşanacak? Herkes merak ediyor. Türkiye ile başlayalım. Türkiye Gazetesi sürmanşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cenevre'de yaptığı o konuşmayı almış efendim. Dikenli teller sizi kurtarmaz diyor Cumhurbaşkanı. Batı'ya bir mülteci uyarısı var. Cenevre'deki zirvede Suriye'de yaşanan drama seyirci kalan Batı'nın ayıbını yüzüne vurdu diyor Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili. Bu arada Cumhurbaşkanı'yla Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye ve Libya görüşmesinin yapıldığı ifade edildi. Böyle bir de açıklama var. Libya özellikle çok sıcak günlerden geçiyor. Haftar güçleriyle Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki Türkiye'nin anlaşma yaptığı hükümet, işte o Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan hükümet arasında ciddi çatışmalar var. Haftar güçlerinin ötelendiği, o saldırıyı gerçekleşemediği ifade ediliyor. Ve bu arada Vladimir Putin'le yapılan bu görüşme gerçekten dünya gündemi açısından çok önemli bir telefon görüşmesi. Ama 8 Ocak'ta Putin Türkiye'ye gelecek ve yüz yüze bir görüşme yapılacak. Libya'nın düğümü belki de o 8 Ocak'taki görüşmede çözülebilir. Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Erdoğan diyor, dikenli tellerin Avrupa mülteci akınından koruyacağı gibi yanlış bir düşünceye prim verildi. Hatta botları şişleyerek batırdılar ve insanları Akdeniz'in sularına gömdüler. Dramı Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatıyor. Ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı, dünya anında müdahale ederdi. Kuyuları korumak için harcanan çaba, bombalardan kaçan çocuklardan esirgendi diyor. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar takip ediyor bu ziyareti. Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin onun imzası var sürmanşette. Dikenli teller sizi kurtarmaz başlığı atılmış. Geciken itiraf, az önce aktardık. Amerikalı general YPG terör örgütüdür.
eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, YPG terörist PKK'nın uzantısı, onlara müttefik demek hukuki ilişki manasına gelir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı belki de son dönemdeki en büyük rezalet aslında uluslararası anlamda. Ve manşet haberi, camide tabur ve rezaletine son, bir FETÖ projesi daha temizleniyor ifadelerine yer vermiş Türkiye Gazetesi bugünkü haberinde. Biliyorsunuz daha önce de bu Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri adı altında Peygamberimizin Hazreti Muhammed'in doğumu ile ilgili uydurma bir hafta şeklinde bir hafta kutlanıyordu. Bununla ilgili Diyanet İşleri bu yaraya bir pansuman yapıp bu işi iptal etmişti. Ve şimdi de camideki tabure, bunun bir proje olduğu iddiası var. Camilerde yaşlıların, engellilerin namaz kılabilmesi, ibadet edebilmesi için kullandıkları tabureleri sabit tahta tabureler halinde, sanki caminin içinde başka bir bölüm açılmış gibi, hani biraz da cemaatin kiliseye benzettiği ve hoşuna gitmediği manzaralar oluşmuştu. Bununla ilgili İhlas Medya'da, Türkiye Gazetesi de uzun süredir bu konuyla ilgili ikazlarını gerçekleştiriyordu. En sonunda Diyanet İşleri gözünü camilere dikti. Sandalye ve sıra oturaklar camilerimizi kiliseye çevirmişti diyor gazete. Diyanet yeniden harekete geçti ve hepsi temizlensin talimatı verildi. Dün akşam dediğim gibi ana haber bültenimizde Ekrem Açıkel'in konuğuydu Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ve bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Onları da aktaracağız biraz sonra. FETÖ maşası her örgüte hizmet etmiş diyor efendim. Hablemitoğlu suikastinden bahsediyoruz. Sanık Gökhan Bozkır, DAEŞ ve PKK ile bağlantısı çıktı diyor gazete. Kirli bağlantıları döküldü. Ukrayna'da yakalanan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Bozkır, FETÖ çatı davasında dinlenen bir tanık tarafından tesadüfen deşifre edildi. Soruşturma derinleştirilince suikastçinin FETÖ'cüler tarafından korunduğu ve DAEŞ ve PKK ile de bağlantısının olduğu belirlendi. Bu ne kadar geniş bir ilişki ağıymış. Bütün terör örgütlerinde parmak izi bulunan bir isimden bahsediyoruz. Aslında Hablemitoğlu suikastinin yeniden dosyasının açılmasının ardından bu HTS kayıtları denilen telefon kayıtlarında bu kişinin, şüphelinin, Ukrayna'da tutuklanan şüphelinin o bölgede cinayet mahalline yakın bir noktada telefon kayıtlarının bulunduğu, daha sonra yine o bölgede bir göl çevresinde yine telefon kayıtlarına takıldı, silahın da o göle atıldığı iddiası çokça konuşuluyor. Onu da aktarmış olalım. Bu arada Avustralya yönetimi yıllar sonra büyük bir skandal imza atılmıştı. Yıllar sonra şehit diplomatlar için bakın 39 yıl sonra arama kararı çıkartıyor. Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Aryak ve Ateşe Enginsever Ermeni teröristlerce 1980'de şehit edildi. Yıllar sonra katilleri yakalamak için özel bir ekip kuran Avustralya bilgi verene de 1 milyon dolar Avustralya doları ödül vaat etti diyor haberde. 39 yıl geçmiş bir adalet arayışı. Olsun, yine de ailelerin yüzü gülüyor zannediyorum. Şehitlerimizin aileleri, Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim 39 yıl sonra, ama inşallah bir şeye ulaşılır. Defolu yüzler piyasaya sürüldü diyor Sayın Devlet Bahçeli. Az önce aktardık. 100 bin lirayı al, köyünde tarım yap. Bu tip projelerle yeniden köye dönüşün. En azından eğitimli insanların bu projelerle tarıma katkı sağlaması amaçlanıyor efendim. Tarım Bakanlığı Uzman Eller projesiyle gençleri köyde üretime yönlendirecek diyor haberde. Meslek yüksekokulu veya üniversitelerin tarım, hayvancılık ve gıda alanlarından mezun olup köyde yaşarım diyenler 100 bin lira hibe alacak. Yani geri ödemesiz bir paraya sahip olacaklar. Tarım Bakanlığı tarafından verilecek bu para. Bilmiyorum, hani eğitim alanlar işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu parayla gidip yatırım yaparlar mı? Takip etmek lazım, gençlerle konuşmak lazım, hayallerinde neler var bakmak lazım efendim. Ama şu olmaz, onu söyleyelim bir defa. Üniversite mezunu insanlara gel temizlikçilik yap, gel şunu yap, gel bunu yap ya da 2000 lira maaşla çalış, 1500 lira çalış, onu yap, bunu yap, bu olmaz. İşsizliği bu şekilde önlemek mümkün değil. 4,5 milyon işsizden bahsediyoruz.
ve bunun %25'inden fazlasının üniversite mezunu genç işsizlerden oluştuğu ifade ediliyor ki korkunç bir rakam olduğunu herkes kabul ediyor zaten. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Konutta sevindiren bir rakam geldi. Aşı tuttu, konut canlandı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Bu konuyu da Milli Okur'la konuşacağız. Gerçekten böyle mi? Yoksa başka yönleri de var mı? Konutta stok ne durumda? Hepsini tartışacağız. Takip ederseniz. Kredi faizlerindeki düşüş ve KDV indirimleri sonuç verdi diyor haberde. Sektördeki sıkıntılara rağmen tüm zamanların en iyi Kasım ayı satışı gerçekleşti. Yıl sonu beklentisi toplam 1 milyon 250 bin satış diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Banka kredisine hücum, ekonominin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde rakamlar gelecek için umut veriyor. Bu toparlanmada kamu ve özel banka kredilerinin faizlerinin düşürülmesi çok önemli rol oynadı. Banka kredisiyle satışlar geçen yıla göre Ağustos'ta %168 artmış durumda. 500 bin lirada 50 bin liralık bir kar var şu anda faizlerin düşük tutulmasında. Tabii bundan faydalanmak için bu ayın 31 Aralık'ta sonu erecek. KDV ve tapu harcı indirimleri, bunları da kaçırmamak lazım anladığım kadarıyla bu haberden. Gürücük atıyorlar bu Cenevre'deki konferansla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini ilk sayfasına taşımış Hürriyet gazetesi. Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in küresel mülteci forumundaki o fotoğraf karesine yer veriyor haberde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zengin ülke liderlerinin mülteci konusunda destek isteyince gösterdiği tavrı gülücük atıyorlar diye anlattı demiş haberde. Ve Cumhuriyet Halk Partili mahrem imam iddiası, Urla Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Oğuz, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü ve bir imamın kullandığı hattın Oğuz adına kayıtlı olduğu suçlamaları yöneltildi, tutuklandı. Biliyorsunuz Urla Belediye Başkanı, Oğuz başkanlıktan önce mali müşavirlik yaptığını belirterek telefonunun fihristinde 9000 kişi kayıtlıdır. O kişilerle de iş nedeniyle görüşmüş olabilirim. Hatırlamıyorum dedi. Babasının Kılıçdaroğlu'nu arayıp oğlum FETÖ'cüdür, aday göstermeyin dediği iddiası sorulunca onunla dargındık, sonra barıştık yanıtını verdi diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Hemen altında da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili çıkışı var. Suçu kanıtlanmadan nasıl tutuklanır demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Kurmaylarına seslendi diyor haberde. Seçimle gelen seçimle gider, suçu ispatlanmamış belediye başkanının tutuklanması hangi hukuk devletinde olur değerlendirmesini yaptı diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Onu da aktarmış olalım. Libya'ya muharip asker gitmeyecek diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Libya'ya asker girecek mi gitmeyecek mi tartışmalarında önemli bir başlık. Libya ile imzalanan mutabakat metni hakkında bilgi veren üst düzey bir yetkili, anlaşma muharip asker gönderilmesinin önünü açmıyor. Eğitim amaçlı asker ve polis gönderilebilir. Yani özel birlik, özellikli birliklerin gideceği, Mehmetçik yani normal asker yerine burada eğitim verecek ya da o bölgede operasyonları yönetecek olabilir. İşte bu insanların gidebileceğini ifade ediyor Hürriyet gazetesindeki o haberde. Ve şu haberi de verelim Hürriyet gazetesini geçmeden önce. Sür manşette ilk Türk gezegeni Göktürk. Türkiye'ye verilen bir yıldız ve yörüngesindeki gezegen için seçilen isim Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildirildi. Yıldızın ismi Anadolu, gezegenin ismi ise Göktürk oldu efendim. Bir de Türk gezegenimiz var, hayırlı uğurlu olsun. Turistlerden bahsediyor Hürriyet gazetesi. Araplar alışverişi, Yunanlar ucuza arıyor. Turizm Bakanlığı turistlerin tatil tercihlerini belirledi. Toplam 25 ülke vatandaşlarının tatil stratejileri ve beklentileri masaya yatırıldı. Almanlar güvenlik bekliyor. İngilizler aile tatiline uygun olduğu için Türkiye'yi tercih ediyor. Yunanlar kültür, inanç, yat ve gastronomi turizmi için Türkiye'ye geliyor. Araplarsa alışveriş çılgınlığıyla AVM'leri coşturuyor gibi görünüyor efendim. Özellikle geçenlerde duyduğum şu cümle ilginç. Bir Arap alışverişi 10 Türk'ten daha fazla şeklinde AVM'lerdeki durum açıkçası bu. Sektörden yükselen ses bu. Hemen Milliyet gazetesinde aktaralım ve haberlerimize devam edelim lafı uzatmadan.
Cumhurbaşkanı'nın mülteci formu parası çok olan gülücük atıyor demiş, bu başlığı almış. Aşı ile ilgili tartışmalar Milliyet gazetesinde bir süredir devam ediyor. Aşıdan kaçılmaz bir yazı dizisi haline dönüştürülmüş. Aşılama sayesinde milyonlarca hayat kurtuluyor ama yaralanan ve tetanos aşısı olması gereken yetişkinler arasında aşıdan kaçanlar bile var. Yok artık diyoruz gerçekten. İnsan kendi sağlığını göz göre göre tehlikeye atar mı? Atıyor işte. Aşı karşıtlığı tetanos aşısı olması gereken yetişkinlerin bile davranışlarını etkiliyor demiş. Aşıdan korkmayacağız efendim. Milyonlarca insanın yaşam döngüsünde kalabilmesine yaradı aşılar. Biliyorsunuz ki çiçek hastalığı, kızamık gibi çok riskli ve çok korkutucu hastalıkların üzerinden açıkçası aşıyla gelindiği açık bir şekilde bilim adamları tarafından anlatılıyor. Siz kar elde etmek için uyduruk kitaplar yazanlar ya da işte internette uzman doktorların açıklamaları bu kadar ortadayken bu abuk subuk açıklamalara kanmayınız. Çünkü hem kendi çocuğunuzun hem de toplumun sağlığını riske atabilirsiniz. Özel okullarda büyük tehlike. Son 5 yılda sayıları hızla artan özel okulların çoğu plansız büyüdükleri için kontenjanlarını dolduramadı. %60'ı boş olan özel okullar batma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğa Koleji'ndeki durumla birlikte tartışma açılan özel okullar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çözüm bekleniyor. Evet efendim, gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuya el atması şart. Öğrenciler, veliler, öğretmenler, herkes gözü yaşlı. Sezonun, senenin ortasında, eğitim yılının ortasında yaşanan bu manzara yakışmıyor ne yazık ki. Bu Urla konusuyla ilgili burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Urla'yı takip ediyoruz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Urla Belediye Başkanı Oğuz'un FETÖ'den tutuklanmasıyla ilgili konuştu. Tutuklama doğru bir karar değil. Zaten belediye başkanı kaçma ihtimali yok. Beraat edeceğine inanıyoruz. Heyet oluşturduk, süreci takip ediyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasında. Libya ile ilgili bir haber var. Onu da aktaralım ve haberlerimizle devam edelim. Ankara'ya Libya-Türkiye anlaşmalarının İsrail ve Mısır'da daha önce Rumlarla imzaladıkları anlaşmaların sorgulanmasına yol açtı diyor haberde. Mısırlı bir diplomat uluslararası bir toplantıda Türk heyetine yanaşıp Libya anlaşmasını sorduktan sonra duyduklarıyla gözlerini hal taşı gibi açıldıktan sonra neden uzaklaştın sorusunu sormuş Didem Özel Tümer'in yazısında. Libya'nın kendi kıta sahanlarının artacağını fark edip Türkiye ile anlaşması gibi Mısır'da Rum kesimiyle yaptığı anlaşmanın kendisine bazı deniz alanlarını kaybettirdiğini fark etmiş durumda diyor değerlendirme yazısında. Evet, bu süreç daha çok tartışılacak dediğimiz gibi. Şimdi Hürriyet gazetesinden de muharip güç gitmeyecek. Yani asker gönderebiliriz değerlendirmeleri vardı biliyorsunuz. Biraz da bir satranç masası var. Açıklamalarla herkes ön almaya çalışıyor. Ama Türkiye'de artık sandalyesini çekti, o masaya oturdu ve ben de buradayım arkadaş dedi. Yani sonuçta en uzun kıyı şeridine sahip, Akdeniz'e en uzun kıyı şeridine sahip ülkenin buradaki zenginlikten payını alamıyor olması, almaması düşünülemezdi. Ve geç de kalınsa bu konuyla ilgili adımlar atılıyor ve Türkiye'nin kararlılığını net bir şekilde ortaya koyabilmek için de bu asker konusu gündemde. Bakalım neler yaşanacak, bu konuyla ilgili göreceğiz. Sıradaki haberimiz bu. Türkiye Gazetesi'nin de manşeti aslında. İşte bu sıralar. Şimdi eskiden şu vardı. Hemen şuradan gösterebilirim. Kamera dönebiliyor mu arkadaşlar? Bakın. Şimdi şu tabureler vardı. Yaşlılar olur, diz ağrısı çekenler olur. İşte rükûsuz secdesi derken eğilip kalkmakta sıkıntı yaşayanlar olabiliyordu gerçekten. Onlar ne yapıyordu? Kendi tabirlerini getiriyorlar. İşte belli bir yaşın üzerindeki ibadet edenler geliyorlardı. O cemaate katılıp namazlarını eda edip ayrılıyorlardı. Ama işin suyunu çıkartan, açıkçası biraz da tepkiye neden olan ve daha sonra da şu kafalardaki soru işaretlerine neden olan bir durum var. Bu dinler arası diyalog hikayesi üzerinden FETÖ mü operasyon çekiyor acaba dedirten manzaraysa işte bu tabureler oldu efendim. Sabitlendi, camilerin içerisinde başka bölümler oluşturuldu. Cemaatin de yadırgadığı bir durumdu. İdare ediliyordu açıkçası ama artık idare edilmeyeceği açıklandı. Sabit bir şekilde sıralar konulur mu? Bu camileri
kiliseye dönüştürmenin bir projesiydi. Bir anda bir bakıyoruz, caminin yarısı sandalye olmuş. Bir günde kötürüm mü oluyor bu millet? 1'di 5, 5'di 10 oldu. Bir anda sabit oturaklar neredeyse bütün camileri sardı. Orada oturarak namaz kılanlar da arttı. Maksat İslam'ı bozmak. Hani tarihi bozmak, edebiyatı bozmak ve dinimizi bozmak. Bu bir FETÖ projelerinin en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Son olarak İstanbul Üsküdar'daki bir camide çekilen fotoğrafla yeniden gündeme taşındı. Sabit oturaklar kiliseyi andırıyor tartışması başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise o uygulamaya dur dedi. Bazı camilerde saf tutanların hemen yan tarafına ya da arka kısmına yerlere sabitlenmiş oturaklar konulmuştu. Ve vatandaşlar da işte o oturaklarda namaz kılıyordu. O görüntü ise kilise görüntüsünü anımsattığı için çok tepki çekmişti. Diyanet İşleri de o tepki çeken görüntüye el koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı genelgede kilise görüntüsü demedi. Ancak namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının cami dokusu ve kültürüyle bağdaşmadığının altı çizildi. Camilerdeki sabit olan tabure, sandalye ve oturaklar yasaklandı. Camilerimizde sabit bir şekilde sandalyelerin konulması ne manaya geliyordu? Kiliseleştirmenin bir adımıydı. İkinci adımı neydi ki bu yavaş yavaş başlamıştı? Nereye secde edecek? Önüne secde etmek için uzun sıralar yerleştirilecek. Tam anlamıyla bir kiliseye dönüşecekti. Namaz kılarken oturup kalkmakta zorlananlar için yol da gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı aldığı kararı 81 ilin valiliğine, il müftülüklerine gönderdi. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayan vatandaşların namaz kılmaları için katlanabilir tabureleri alıp saf tutanların arasına girip namaz kılabileceklerini açıkladı. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ayakta oturamayan, duramayan, uzun süre bekleyemeyen nasıl namaz kılacak diye. Peygamber Efendimiz ayakta duramayan oturarak, oturarak oturamayan yatarak ima ile namaz kılar. Yani başıyla biraz, ruku için biraz eğilir, secde için biraz daha fazla eğilir. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin müftülüğüne gönderdiği genelgede tüm camilerdeki sabit oturma yerleri kaldırılsın talimatı verdi. Bugün iş söylediğiniz gibi artık müftülerde. Bununla ilgili adımları atacaklar. Böyle projelerin önünü kesecekler. Ben bunun kesmeyenleri, bunu tedbir almayanları projenin bizzat içerisinde kabul ederim. Tabii burada camilerde özellikle gerginliğe yol açabilecek cümleler kuranları görüyorum sosyal medyada. Aman ha diyelim. Aman ha camilerin içerisinde böyle bir tartışmaya. Bu sizin yapacağınız bir şey değil. Zaten imamı, işte müftüsü, Diyanet İşleri bu konuyla ilgili çaba sarf edecek ve bunlar temizlenecek, sabit olmayacak. Cemaat içerisinde tartışmaya neden olabilecek bir şeyin de fitilini ateşlememek lazım. Nasıl yapılacağını dün akşam ana haber bülteninde TGRT Haber canlı yayınında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş açıkladı. Açıklamalarını dinleyelim. Camiye geldikten sonra ibadetlerin bir kuralı vardır. O kurala uyması gerekiyor. En küçük ilmihal kitaplarımızda bile yazılı. Sandalyede ya da taburada caminin ayrı bir köşesinde başka mabetlere benzetecek şekilde bir görüntü bizi gerçekten çok rahatsız ediyor idi. Sözlü olarak ya da yapmış olduğumuz çalışmalarda doğrusu yeterince netice alamadık. Bugün genelge ile esasında son noktayı koyduk. Kıyamı yapabiliyorsa yapacak. Yani eğer ayağa kalkıp kıyamı yapıp rükusunu yapıp secdesini yapamıyor ise bunları yapıp oturacak o şekilde sadece secdesini ima ile yapabilecek. Ayağa da kalkamıyorsa o zaman oturduğu yerden safların arasında yine ayaklarını uzatacak
kıyamı yapamadığı için rükuyu da secdeyi de ima ile yapacak. Yere oturamıyor ise nihai olarak tek yani son çözüm yere oturup ayaklarını uzatarak ima ile namazını kılamıyor ise işte o zaman genelgede de ifade ettiğimiz gibi o katlanır taburesini alacak, saflardan herhangi bir birisinin arasına oturacak o taburesinin üzerinde ve ima ile namazını bu şekilde kılacak. Bu yanlıştan dönmelerine vesile olduğumuz için bize teşekkür edecekler. Sahih uygulamanın her zaman yanındayız ve bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Tartışmaya bakacağız ama dediğim gibi siz değil efendim. Yetkililer bu işi halledecek. Cemaat içerisinde herhangi bir tartışmaya neden olmasın lütfen. AK Parti 18 maddelik yeni torba yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifle güvenlik soruşturmalarında yeni bir dönem başlıyor. Kamuda işe başlayacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv taraması zorunluydu. Ancak Anayasa Mahkemesi 29 Kasım'da bu uygulamayı yasaya aykırı bularak iptal etmişti. AK Parti güvenlik soruşturmalarında yasal bir boşluk olmaması için düğmeye bastı. 18 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı ve bilgilerin nasıl saklanacağı belirleniyor. Teklife göre güvenlik soruşturmalarından MİT, Emniyet ve Mahalli Mülki İdari Amirlikleri sorumlu olacak. Bu birimler veri güvenliğine ilişkin mevzuata göre önlem alacak. Soruşturma kapsamında elde edilen veriler yalnızca amacına yönelik olarak işlenebilecek, aktarılabilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlem tamamlandıktan 2 yıl sonra silinecek. Teklifin öne çıkan diğer maddelerine göre ise Cumhuriyet Savcılarının Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarihin 9 Ocak 2020'ye ertelenmesi öngörülüyor. Teklifle kamu taşınmazları üzerinde yapılan kamping ve günübirlik turizm tesisleriyle konaklama unsuru içeren mesire yerlerine ilişkin yapılan sözleşmelerin sürelerini uzatma yetkisini 49 yıl yerine toplam 20 yıl olarak yeniden düzenliyor. Yasa teklifiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ve Milli Parklar'da 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira sürelerinin, bu alanlar üzerinde bulunan tesislerin toplam yatırım ve işletme maliyetinin düşük ve yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması nedeniyle 20 yıl olarak yeniden düzenlenmesi öngörüldü. Teklif bütçe görüşmelerinin ardından genel kurulda görüşülecek. Mecliste bütçe maratonu devam ediyor. Bu arada sinirlerin gerildiği anlar ve neşelerin yükseldiği anlar var. İşte o anlar. Sonunda gençlerden bir ödülü hak ettiniz değerli arkadaşlar. İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği ödülü. Sizi tebrik ediyorum. Oscar'lık oldunuz. Oscar'lık diyorum. Sayın Bartın milletvekilimiz, kart vizitini bıraktınız. Onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız. Ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. Meclis Genel Kurulu'nda Oscar tartışması yaşandı. Mecliste Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyordu. Kürsüye CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu çıktı. Gençlerin mutsuz, işsiz ve umutsuz olduğunu savundu. CHP'li vekil bunun için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na temsili Oscar heykelini ödül olarak verdi. Sonunda gençlerden bir ödülü hak ettiniz değerli arkadaşlar. İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği ödülü. Sizi tebrik ediyorum. Oscar'lık oldunuz. Oscar'lık diyorum. Kart vizitini bıraktınız. Onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız. Ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. CHP'li vekil kürsüden indikten sonra Oscar heykelini hükümet sıralarında oturan Bakan Kasapoğlu'nun önüne bıraktı. Ve eğer Sayın Bakan kabul ederse de bu ödülü ona takdik etmek istiyorum. Bakan Kasapoğlu ise kürsüye çıktığında ilk olarak Aysu Bankoğlu'na cevap verdi.
CHP'li vekile spor yapması tavsiyesinde bulundu. Sizi kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm. Kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum. Spor. Gelelim bu başkanlarla ilgili konuya, habere. Şimdi HDP'li belediyeleri operasyonlar uzun zamandır devam ediyor. Görevden almalar vardı biliyorsunuz. Bir de FETÖ soruşturması. Siyasi ayağı denip duruyordu. İzmir'de Uğurlu Belediye Başkanı işte bu iddiayla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta iddiaları reddetti Uğurlu Belediye Başkanı. HDP'li belediye başkanlarına yönelik gözaltı dalgası sürüyor. Son haber Muş'tan geldi. HDP'li Bulanık Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Haklarında terör soruşturması bulunan belediye başkanı Adnan Topçu'yla meclis üyesi Eylem Sarıca gözaltına alındı. Aynı saatlerde Varto Belediyesi'nde de operasyon vardı. Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan'la meclis üyesi Mahmut Yalçın aynı gerekçeyle gözaltına alındı. Bu gelişmelerden saatler önce ise CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklandı. Oğuz'un mahrem imam olarak adlandırılan FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda görüştüğü tespit edildi. Barbaros köyünde biz bunu... Oğuz'un FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan İzmir Genç İş Adamları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığı da belirlendi. Bu gelişmeler üzerine ifade için adliyeye çağrıldı. Sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı. Oğuz savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Belediye başkanlığından önce mali müşavirlik yaptığını ve işi gereği telefonunda 9 bin kişinin kayıtlı olduğunu söyledi. Mahrem imam olduğu iddia edilen kişilerle de işi gereği görüşmüş olabileceğini belirtti. Gündelik yaşam içerisinde artık site hayatı, özellikle büyük şehirlerde bu gelişiyor. Problemlerden bir tanesi de işte onların yüzme havuzları olabiliyor, spor salonları, çevre düzenlemeleri, güvenliği vesairesiyle zaman zaman kira fiyatlarını da aşan, rakamlara ulaşan biliyorsunuz bu aidat konusu. Şirketler devreye girdi, özel şirketlere devrildi. Ciddi bir aidat yüküyle karşı karşıya sitelerde yaşayanlar. Peki ödenmeme riski de oluşuyor tabii ki. Bu dava konusu haline geldi ve artık şöyle bir karar var. Eğer evin babası, annesi kim varsa işte o veli olarak eğer ondan alamazsa çocuğundan alınacak. Peki bu karara vatandaşın tepkisi ne oldu? O da haberimizde. Evdeki iç güveysi de. Doğru karşılamam. Tepkimi koyarım. Yiyen de, çocuk da, eş de yine bu borçtan sorumlu. Evde anne baba dururken benim çocuğum neden borçlansın ki? Yargıtay'ın aldığı karar tüm düzeni alt üst etti. Artık ödenmeyen site aidatı için evdeki herkese haciz gelebilecek. Yargıtay tam anlamıyla ezber bozdu. Evdeki huzuru bozar tabii. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ödenmeyen site aidatları ile ilgili çok çarpıcı bir karara imza attı. Buna göre ödenmeyen site aidatları ile ilgili yalnızca kat malikine değil, malikin eşine, çocuklarına ya da evde yaşayan herhangi birine icra takibi yapılabilecek. Çok saçma bir karar. Neden saçma? Çünkü yani kim kontratı yapmışsa ondan almak gerekir. Benim çoluğumdan çocuğumla ne işim var? Aidatınız nedir aylık? 170 lira ödüyorum. Ne var içerisinde? Yani apartman temizliği, çöp, market bunlar var. 4-5 aydır ödemiyorum öyle hatırlıyorum. Ödemiyorum size aidatını 4-5 aydır. Ne kadar birikti aidatınız? Yani ortalama bir 600 lira falan oldu. Kontratın ne anlamı kaldı burada? Atılan imzaların ne anlamı kaldı? Kimse benim çocuğumdan aidat maliyet alamaz. Gelecekteki onun sicilini etkileyecek bir şey olacak belki. Belki bir ticari hayatını etkileyecek. Neden böyle bir karar alınmış? Yani evde anne baba dururken benim çocuğum neden borçlansın ki? Yargıtay çok konuşacak bir karara imza attı. Peki Yargıtay bu kararı neye dayanarak aldı? Yargıtay'ın birçok kararının altına imzamı atarım. O konuda Yargıtay çok iyi kararlar veriyor. Yani mutlaka gerekçesinde haklı yönleri var. Yasaya baktığınız zaman 22. maddeye diyor ki kira aktine, oturma sükna hakkına veya başka bir sebebe dayalı olarak oturan kimseler de sorumludur. Kiracılar duruma tepkili. Ev sahipleri ise Yargıtay'ın aldığı karardan memnun. Ben hani kirada oturuyorum ama aynı zamanda ev sahibiyim. Hani evimi kiraya verdim başka yere gittim. Güzel bir karar. Ödeyeceksin. Sen kim için yaşıyorsun? Çocuğun için yaşıyorsun. Ödemek zorundasın.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu tarihi olarak değerlendirilen Eminönü balıkçıları arasında bir mahkemeleşme süreci, davalaşma süreci yaşanmıştı biliyorsunuz. İhtiyati tedbir kararı vardı ve bu karara dayanarak balıkçılar hala Eminönü'ndeki bu kayıklarda hizmet vermeye devam ediyordu. Bu karar kaldırıldı. Balıkçıların aslında hemen bu tekneleri terk etmesi gerekiyor. Eminönü'ndeki tarihi balık ekmek teknelerinin sözleşmeleri 1 Kasım'da bitmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltılmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. Bu kararın ardından teknedeki balıkçılar İBB'ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik ayrı ayrı davalar açtı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı verdi. İdare Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davaya gerekli bilgileri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. 1 ve 3 numaralı balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalarda o tarihte reddedilmişti. 3 numaralı balıkçının açtığı yeni davaya ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme ihtiyati tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verildi. Mahkemenin bu kararının ardından İBB'nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı'na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığı bildirilmesi bekleniyor. Böylelikle 1 ve 3 nolu balıkçı tekneleri için tahliye edilme işlemlerine geçirebilecek. Öte yandan 2 nolu balıkçının başlattığı dava süreci devam ediyor. Ve TGRT FM'den bizi dinleyenler, yolda olanlar, onlara da seslenmek istiyoruz. Hepinize hayırlı yolculuklar efendim ve bol kazançlar gün içerisinde. Gördüğünüz manzara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'dür. Hemen yol durumunu, trafik durumunu sürücülerimiz için şöyle kısaca bir aktaralım. Gördüğünüz gibi karanlık bir İstanbul sabahı var. Şu dakika itibariyle farlar yanıyor. Kavacık istikametinde birazcık açıldığını görsek de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ta E5 Karayolu'ndan itibaren çok yoğun bir gün. %44 mi demiştin Naime? Saatler 7.39'u gösterirken %44'lük bir trafiğe sahibiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de manzara aynı. Anadolu yakasında büyük bir sıkıntı yok onun dışında. Olağan trafiğin dışında Avrupa yakasına bakacak olursak bir araç arızası görüyorum efendim. Hemen Küçükekmece Gölü'nün güneyinde Bakırköy istikametinde Avcılar'dan gelip Bakırköy istikametine giden E5 karayolu üzerinde bir araç arızası var. O da ta Avcılar'a kadar ciddi bir trafiğe neden olmuş durumda. Sahil yolunu tercih edin diye uyarı yapabiliriz bu bölge için. Esenyurt, Mahmut Bey Gişeler istikametinde alıştığımız bir trafik söz konusu. Yine Gazi Osman Paşa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde çok yoğun bir manzara var. Kağıthane Sapan'ın oraya kadar. E5 Karayolu'nda ise Mert Ergün Gören civarında normal bir yoğunluk var, aşırı bir yoğunluk var diyemeyiz. Devam ediyor muyuz yoksa? Evet, şimdilik bu bilgilerle ilk saat dilimimizi tamamlıyoruz ama kısacık bir aranın ardından burada gündem başlıklarıyla yine yayına devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Saatler 7.45'i gösteriyor efendim. Şimdi 18 Aralık gündeminde uluslararası siyasete dair en önemli haber baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nden yine savunma bütçesi oluşturulurken Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları oldu. S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasına karar vermiş gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Senato'da senatörlerin özellikle Türkiye aleyhinde yaptığı çalışmalarla ilgili uzun zamandır konuşuluyor. Trump etkisi bir yere kadar çalışıyor ama şu dakika itibariyle bu yaptırımları konuşmaya başlayacağız. Dışişlerinden anında cevap geldi. F-35'ler verilmesinden de açıkçası Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin silah ambargosu kaldırılsın. Tehdit ettikleri şeylere bakar mısınız? Ve Türk akımı, Kuzey akımı projelerine yaptırım uygulansın. Yani o boruları döşeyen şirketlere yönelik yaptırım. Dünya ticareti üzerinden yaptırımlarla ülkeleri dize getirmeye çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri projesiyle, projeksiyonuyla karşı karşıyayız ama hani bunun hangi ülkede işe yaradığını hatırlamıyorum. İnsanlara zarar vermekten başka aslında hiçbir işe yaramıyor. Şimdi gelelim gündemimize, sizin gündeminize. Bugün yeniden, dün toplantıya bakacağız efendim, asgari ücret. Uzun zamandır tartışıyoruz, ekonomi bloğumuzda da
konuşacağız, değerlendireceğiz. TÜİK'in rakamını, 2300 lira civarında bir rakam var, onun başlığı da var. Hemen geleceğiz ama mecliste 15 Temmuz tartışması başlığıyla başlıyoruz. Yeni saat dilimizde göreceğiniz haberleri şöyle kısaca bir hatırlatacağız efendim. Yani yapmayın diyeceğim ama benim sözüm bana kalacak. Biliyorum meclisimizde gerginlik üzerinden, tartışma üzerinden ne yazık ki bütçe maratonu devam ediyor. En azından 15 Temmuz'da şehitlerimizin olduğu, bu ülkenin ayakta kalabilmesi için şehitler verdiğimiz 15 Temmuz günüyle ilgili tartışmasak olmaz mı? Birleşsek mesela, hani senin liderin bunu yaptı, senin şunu yaptı, bunu yaptı demesek, 15 Temmuz'u bir demokrasi şöleni, demokrasi bayramı olarak kutlasak, bunu yapamıyoruz. Siyaseten yapamıyoruz, büyük bir kamplaşmaya sahibiz, şehitler var, saygıyla hatırlayalım, bilmem ne, yok öyle olmuyor ne yazık ki. 15 Temmuz konusu da siyasi tartışmanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Meclisimizdeki bu manzara, haberini aktaracağız zaten, izleyeceksiniz. Asgari ücret 2331 lira mı olacak sorusunu sordurtan kurum, biliyorsunuz TÜİK'ten bir açıklama geldi. Gıda masrafları üzerinden, yani iki tarafa da yararamamış gibi görünüyor. Ne işçiye ne işverene. İşveren fazla buldu, işçi az buldu. Üç ayrı rakam var. Zor işler, kolay işler ve ağır işler şeklinde. İşte bu rakamlar neyi ifade ediyor? İnsanlar bu rakamlarla doyabilir mi? Bunu tartışacağız. Haberimizde anlattıktan sonra ekonomi bloğumuzu takip ediniz efendim. Asgari ücreti merak edenler, Melih Okur'a soracağız. Ne diyorsun bu rakamlara diye. Doğa Koleji'nde kriz büyüyor. Aslında bir toplantı yapıldığı bilgisini de paylaşıldı. Bugün gazetelerde var. Şimdi bu kurum çok büyük bir kurum. 65 bin öğrencisi var. Binlerce öğretmeni var, velisi var, yöneticisi var, şusu var, busu var. 100 bin kişiye tekabül ediyor neredeyse. Aslında bir devlet kurumu gibi. 100 bin kişilik bir eğitim ordusu. Şimdi bu bazı okulları, mesela Gaziantep Okulu, mesela ne bileyim Antalya'daki okul. Franchise denilen, yani bayilik sistemi üzerinden kurulan okullar var. İşte o franchising, yani o bayiler İstanbul'da toplantı halindeydi. Okulu biz alalım önerisi var. 600 milyon liralık bir ödeme yapmayı taahhüt ettikleri ifade ediyor. Yani Doğa Koleji'nde kriz bu şekilde çözülebilir miyi soracağız. Önemli bir gelişmedir efendim. Doğa Koleji'nde öğrencileri olanlar, öğretmenler bu haberi de kulak kabartın derim ben. Yine İdlib, yine katliam. Türkiye'yi sürekli olarak eleştirenler, sivillerin üzerine bomba yağdırmaya ne yazık ki devam ediyor. 12 sivil daha hayatını kaybetti. Şöyle bir notlarımı almıştım efendim bu konuyla ilgili. 12 kişi hayatını kaybetti. Sivillerden bahsediliyor. Toplamda kaç kişi öldü biliyor musunuz İdlib'de? 1300 kişi bombalardan hayatını kaybetti. 1 milyon kişi evlerini terk etmiş durumda. Türkiye'ye yönelme ihtimaline karşı aslında biraz da biliyorsunuz Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Bu konuyla ilgili çabalarını gerçekleştirdi ama İdlib'de kan akmaya devam ediyor efendim. İşte bu başlıklarımız var. Gazetelere bakacağız, manşetlere bakacağız, hava durumunu, yol durumunu anlatacağız. İşimiz çok. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Gelelim özel haberlerimize. Şimdi bu bloğumuz içerisinde saat başına kadar TGRT Haber'in değerli isimleri tarafından hazırlanan özel haberleri aktaracağız efendim. Sizin gündeminiz aslında biraz da. Sokağa indik, size mikrofon uzattık. Sizin konularınız, sizin yaşantınız, sizin dertlerinizi aktarmaya çalışacağız bu bloğumuzun içerisinde. Şimdi çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Ben burada çalışıyorum, eşim Diyarbakır'a tayin ediliyor. Aslında devlet mekanizması içerisinde de bu sorun çokça konuşuluyor, çokça paylaşılıyor. Memurların da talepleri var. Ama bir işçi İstanbul'da işteyken tayini başka bir ile çıkartılabilir mi? Çıkartılır da ayrılırsa tazminat alabilir mi? Yargıtay bu konuda ne diyor sorusunun cevabı bu haberdi. İşe gittiniz. Dediler ki Tokat'a tayininiz çıktı. Gider misiniz? Gitmem. Bir düzen kurmuşum burada. Niye gideyim? İşin durumuna bağlı. Olması gerekiyorsa ederiz tabii ki.
şartlara bağlı. Sizce mümkün mü? Evli bir bayansanız, çocuğunuz varsa mümkün değil. Kim ister ki eşinden, evinden, çevresinden uzaklaşmak? Ama size fikrinizi soran mı var? Özellikle de iş hayatında şartlar oldukça ağır. Bir anda tayininiz çıkabilir. Şehir dışına, hatta ülke dışına gitmeniz istenebilir. Özel bir firmada tam da böyle bir olay yaşandı. Bir satış temsilcisi başka bir şehirde görevlendirildi. Yeni görev yeri Tokat'a tayin olmak istemeyen işçi eski iş yerinde mesaiye devam etti. İşveren bu duruma göz yummadı. Çalışanın yeni görev yerinde mesaiye gelmediğini gerekçe gösterdi. Devamsızlık tutanaklarıyla birlikte satış temsilcisini işten çıkardı. İşveren işçiyi haklı bir sebep varsa, iş şartları bunu gerektiriyorsa nakil edebilir. Ama bunu işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin de bunu 6 iş günü içerisinde kabul ettiğini imza ile belirtmesi gerekir. İş mahkemesine başvuran satış temsilcisi iş yeri yönetiminin değiştiğini ve kendisine işten ayrılması için baskı yapıldığını ileri sürdü. Başka biriyle tayin edildiğini anlattı. Bu kapsamda başta ihbar ve kıdem tazminatları olmak üzere tüm alacaklarını ve haklarını talep etti. Bu mobbing türü şeylerden ben pek hoşlanmıyorum. İnsanların yani rahat bırakılması lazım. Ya işveren her yere gönderir. Özel sektör değil mi gönder, ama ben gitmem. Çalışanın üst üste 3 gün mazeretsiz olarak işe gelmediğini söyleyen işveren, haklı nedenle iş akdine son verildiğini savundu. Mahkeme işvereni haklı bulup davayı reddetti. Satış temsilcisi kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Olayı değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Nedeni tam olarak açıklanmadan işçinin başka biriyle tayin edilmesinin iş şartlarında aleyhte değişiklik olduğuna dikkat çekti. İşçinin bu şartları kabul etmek zorunda olmadığını vurguladı. İşçi tarafından kabul edilmeyen bir nakil geçersizdir. Mahkeme ve Yargıtay naklin haklı olduğunu ispat için işverene ispat yükümlülüğü yüklemektedir. Yüksek Mahkeme sözleşme feshinin yerinde olmadığını belirterek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. İş Mahkemesi'nin davayı reddeden kararını bozdu. İşçinin rızası olmadan tayine zorlanamayacağı yönünde karar veren Yargıtay, bu kararı ile birlikte milyonlarca çalışana da umut oldu. Çok memnun oldum, sevindim onun adına. Sizi de korur mu bu karar? Yani tabii ki işverene karşı bir elinizde, bir en azından dersiniz ki daha önce böyle bir şey olmuş, ben de haklı çıkabilirim, haklarımı aramak mı gerekir? Bu nafaka tartışması uzun zamandır devam ediyor biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nden bu konuyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, kişinin gelirinden yüksek nafaka miktarının belirlenemeyeceğini hükmetti. Eski eşten gelirden yüksek nafaka alınamaz. Dikkat çeken karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Anayasa Mahkemesi Konya'daki bir nafaka davasıyla ilgili emsal niteliğinde bir hüküm verdi. Olay 2011 yılında 4 çocuk sahibi bir çiftin boşanmasıyla başladı. Çocukların velayeti annede kaldı. Baba İbrahim Ağa'nın eski eş ve çocuklarına 400 lira nafaka ödemesine hükmedildi. Ancak kadın nafakanın artırılması için dava açtı. Tabii ki kadınlar her halükarda haklılar. Özellikle çocuğu varsa, bir de maddi bağımsızlığı yoksa tabii ki haklı. Yerel mahkeme 2014 yılında bir karara vardı. O karara göre İbrahim A eski eşine ve 4 çocuğuna her ay tam 1000 lira nafaka ödeyecekti. Ancak İbrahim A duruma itiraz etti çünkü maaşı asgari ücret, yani 950 liraydı o zamanlar. Yani adamın aldığı maaş belli. Daha yüksek bir parayı istiyorsun. Bu mantığa aykırı bir kere, ki mantığa aykırı olan bir şey hukuka nasıl uygun olsun? Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı. Gelirin en yüksek bir nafaka ödeyecek zaten durumu yok ki adamın. İbrahim A bu kez Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Konuyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, yerel mahkemenin İbrahim A'nın gerçek maaşını tespit edip yeniden yargılama yapmasına hükmetti. Erkeğe de fazla yüklenilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Biraz da bayana da daha fazla bir yük düşüyor. Hani her şey biraz daha adaletli olabilir. Yüksek Mahkemenin kararıyla bundan böyle bir kişinin gelirinden fazla nafaka ödemesinin önü kapanmış oldu.
Bir kadın cinayeti haberiyle devam ediyoruz efendim. Bu kez Balıkesir'den bu haber geldi. Bir kadın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Şiddet haberinin adresi bu kez Balıkesir'di. Bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay Balıkesir'in Edremit ilçesi Kapıcıbaşı mahallesinde iki katlı binanın üst katında meydana geldi. Bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan 46 yaşındaki Mehmet Biçer arkadaşı 35 yaşındaki Nazan Can'la henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Biçer pompalı tüfekle Nazan Can'a ateş etti. Nazan Can olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Biçer olaydan sonra polisi arayarak kız arkadaşını vurduğunu söyledi. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nazan Can'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Biçer'in alkollü olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına döneceğiz efendim. Cenevre'de bir dizi görüşme de yaptı Erdoğan. Türkiye'nin mülteci krizine bakışını anlattı. Liderlere mülteciler için işbirliği el kitabı dağıttı. Erdoğan İsviçre'deki temaslarını bitirdikten sonra Malezya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 1. Küresel Mülteci Forumundaki konuşmasından sonra bir dizi görüşme yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul eden Erdoğan, muhatabıyla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı. Pakistan Başbakanı İmran Han da yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapması nedeniyle Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. I want to especially pay a tribute to President Erdoğan of Turkey and the people of Turkey for hosting the largest refugee population. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı hem küresel mülteci forumunda hem de ikili görüşmelerinde liderlere mülteciler için işbirliği adını taşıyan bir el kitabı verdi. Türkiye'nin mültecilere yönelik yürüttüğü insani politikaların anlatıldığı İngilizce ve Türkçe basılan kitapta, mülteci krizinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ait olduğu da vurgulandı. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok. Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor isimli sergiyi de gezdi. Yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ve Türk heyeti İsviçre'deki temaslarının tamamlanmasının ardından Malezya'ya hareket etti. Moreno to the UNHCR and the High Representative for inviting. Meclisimiz tartışmayı seviyor. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Milletvekillerimizin sinirleri gergin. Geçen gün biliyorsunuz Ankara'da haber de gelmişti. O ellerindeki tansiyon haplarıyla, şeker haplarıyla dolaşan milletvekillerimiz var. Yeni tartışma konusu 15 Temmuz. Şimdi ben baktığım zaman çok önemli bir badireyi atlattığımız bir geceden bahsediyorum. 15 Temmuz gecesi meclisimiz belki de bütün parlamentolara örnek olabilecek bir duruş sergiledi. Muhalefetiyle, iktidarıyla, küçük partisiyle, büyük partisiyle bombaların atıldığı dakikalarda bütün milletvekilleri o çatı altında bir duruş sergiledi. Belki de halka moral verdiler bu sayede. Şimdi geçti bunca zaman. FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmekten başka bu tartışmalar ne işe yarar acaba diye merak ediyor insan. Tankların üzerine çıkma zamanı dedim ben 15 Temmuz akşamı dedi. O saatlerde kendi genel başkanının darbeci tankların arasından gittiğini de biliyoruz. Ben genel başkanınızı itibarsızlaştırmadım. Tankın yanından sıvışma cümlesini kullanınca o zaman itibarsızlaştırmış. 15 Temmuz hain darbe girişiminde liderlerin olduğu adresler genel kurulda tansiyonu yükseltti. Siz çok adam mı istiyorsunuz? Kaç adam istiyorsunuz diye de sormak lazım. 20 Temmuz'u asıl darbe olarak nitelemek tamamen bir FETÖ ağzıdır. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
O sözlere cevap CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı darbe gecesi genel merkezde olduğu halde kalkıp da buraya gelip dayanışmayı güçlendirmek yerine pıstı kaldı desem ne hissedersiniz? Sız sıvıştı deyince de aynı şeyi hissederiz. Nezaketsiz bir ifademiz olmadı. Tamam, ayrıldı diyelim o zaman. Onu o şekilde ifade edelim. Havaalanından ayrıldı diyelim. Tartışma liderlerin o gün saat kaçta darbe girişimini kınadığına dair açıklamaların hatırlatılmasıyla sürdü. Özgür Özel çok zorluyor kendisini. O darbe girişimi başladığında tüm genel merkezimizin ışıkları pırıl pırıl yanıp darbe girişimine karşı faaliyetlerini yürüten ve nerede olduğu belli olan tek lider Devlet Bahçeli'dir. İlk açıklamayı da Sayın Genel Başkanımız yapmıştır. Kılıçdaroğlu ne zaman yaptı açıklamayı? Sayın Genel Başkan uçaktaydı. Yanında bakan vardı. Sayın Genel Başkan'ın sayın liderlerle aynı saat içerisinde yayınlamış olduğu mesajı Necdet Ünüvar teşekkürlerle yayınladı. Sayın Bahçeli'nin darbe gecesi tavrına bugüne kadar bir zerre laf etmedim ben. CHP ve MHP grup başkan vekillerinin 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden yaptığı tartışmalara Meclis Başkan Vekili Celal Adan nokta koydu. Ve Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi de dahil olmak üzere bu coğrafyada yapılan en alçak, en hain girişim 15 Temmuz'dur. Devlet çökertilmek istemiştir. Dolayısıyla Allah'a çok şükür bir büyük irade ortaya çıkmış. Kısır tartışmalar gibi geliyor bana efendim. İşin içinde şehitler varken tutup da siyasi konu haline getirmek açıkçası o güzel duruşu sergileyen ve demokrasi için başımızın tacı diye ifade ettiğimiz meclisimize şu manzaraların yakışmadığını düşünüyorum efendim. Peki sıradaki haberimize devam edelim. Sizin bizim konularımız dedik ya efendim. Asgari ücretliler dile kolay %45'i çalışanların belki de Avrupa coğrafyasında en fazla asgari ücretle. Rakam önemli değil. Kaç kişi asgari ücretle çalışıyor? Bu aslında daha önemli. Neden biliyor musunuz? Asgari ücret bu ülkede biraz normal ücret haline dönüşmüş durumda. Öyle olunca çok fazla kişi ilgilendiriyor. 7 milyon insandan bahsediliyor. Eşiyle, dostuyla, çoluğuyla, çocuğuyla varın siz hesap edin nüfus içerisindeki oranını. İşte dün bir rakam ortaya çıktı. 2331 lira. Bu kadar parayla insanlar doyabilir. Açıklama TÜİK'ten geldi. Ne işçiye ne işverene yaradı bu rakam. Hafif iş kolu 1940 lira 73 kuruş, orta iş kolu 2086 lira 80 kuruş ve ağır iş kolu 2331 lira. Asgari ücret için gösterge niteliğindeki kritik rakam belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını asgari ücret tespit komisyonuyla paylaştı. Arzumuz asgari ücretin geçen yıl olduğu gibi bu yılda oy birliğiyle çıkması. 7 milyon çalışanın gözü kulağı asgari ücret toplantısında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri üçüncü kez aynı masada buluştu. Ev sahibi bu kez işveren heyetiydi. İşçi, işveren tarafının çeşitli önerileri oldu. Toplantı sonrası Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç kameralar karşısına geçti. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu bir işçinin bir ay boyunca geçinebileceği rakamı açıkladı. Buna göre geçim ücreti ağır statüdeki bir işçi için 2331 lira, orta statüdeki işçi için 2086 lira, hafif statüdeki bir işçi içinse 1940 lira olarak belirlendi. TÜİK asgari geçim ücretini kademeli olarak belirledi ama 7 milyona yakın asgari ücretli için tek bir rakam geçerli olacak. TÜİK'in açıkladığı rakam ne işçi ne de işvereni memnun etti. Bugün de maalesef bizim beklentilerimizin çok altında bir rakamlarını açıkladı. Beklentilerimizin altında dedim çünkü 5.31 artışla geçen yıl 2213 iken bu şimdi 2331 liraya almış. Hayat pahalılığını dikkate aldığımızda Aralık'tan bugüne kadar 11 aylık artış 11.1. 5.31'in çıkmasının çok anlayabilmiş değiliz. İşveren heyetine başkanlık eden Akansel Koç da TÜİK'in hesaplama yöntemini doğru bulmadığını ifade etti. Böyle bir hesaplama yönteminin masaya gelmesine uygun bulmadığımızı daha önce de ifade etmiştik. Ekonomik durum, rekabet koşulları da dikkate alınarak hesaplama yapılmasını bir kez daha ifade ettik. 2020'de uygulanacak asgari ücret önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıda açıklanacak. Tüm çalışanların gözü kulağı da bu toplantıda olacak.
Gıda masrafları ise bu üç ayrı rakamı da benim tam kafamda oturmadı açıkçası. Onu da ekonomi bölümümüzde sevgili Melih Okur'a soracağım. Neden farklı rakamlar var? Eğer gıda masrafları üzerinden tespit ediliyorsa bu durum. Detayına gireceğiz biraz yani. Asgari ücreti merak edenler yaklaşık bir saat sonra burada Melih Okur'la ve sevgili haber müdürümüz Ahmet Sözcan'la asgari ücreti masaya yatıracağız. Ne olmalıyı tartışacağız efendim. Ne olmalı tartışmasının arasında gıda güvenliği ile ilgili ne olmalı, ne yapılmalı tartışması gündemdeki sıcaklığını koruyor. İki evladımızı dün görüntüleri aktarırken yüreğimiz gerçekten dayanmadı. Mert'in nasıl hayatını kaybettiğini okul içerisindeki o görüntüleri aktarırken olmaz bu kadar diye isyanımızı buradan yükseltmiştik. İşte bu çikolata, şırınga şeklinde çikolata. Uyuşturucu alıştırıyormuş gibi. Bu da bir enteresan bir durum. İşte biliyorsunuz biraz aklımız geç yerine gelir bizim. İki canımızı kaybettikten sonra okullarda denetim yapılmış. İzleyelim. İki çocuğu öldüren şırınga şeklindeki çikolataya yönelik denetimler arttı. Okul kantinlerini gezen zabıta raflarda şırıngalı tehdit aradı. Manisa Alaşehir'de zabıta ekipleri sahadaydı. Her gün yüzlerce çocuğun alışveriş yaptığı kantinler denetlendi, ürünler incelendi, son kullanma tarihlerine bakıldı. Ana hedef şırınga şeklindeki çikolataydı. Hiçbir kantinde bu türde bir çikolataya rastlanmadı. Yozgat zabıtası ise hem okul kantinlerini hem de okul çevresindeki marketleri inceledi. Çocuklar buradan da alabilir zaten. Kantinleri yok. Zarar verecek şeyler mümkün olduğunda bulundurmamışız. Zabıta sadece şırınga şeklindeki çikolataya yaramadı. Slime adı verilen oyun hamurunun da araştırılması yapıldı. Zarar verici ürün satan market sahipleri uyarıldı. Bu konuda ben de titizim. O oyun kartlarıdır, o tip şeylerdir biz kesinlikle. Şanlıurfa zabıtası da denetimlerine hız verdi. Gün boyu onlarca market gezildi. Satışı yapılan şırıngalı çikolatalara el konuldu. Bütçe maratonu içerisinde Cumhurbaşkanlığı bütçesi konuşulurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay meclisteydi. Biz bölgede hesap vermeyiz, hesap sorarız dedi. Sadece millete hesap veririz. Burada da bugün millete hesap veriyoruz. Uluslararası arenada Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hesap vermez, hesap sorarız. Türkiye'nin çıkarları neyse o doğrultuda hareket ederiz ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Hiçbir ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız ve onu yapıyoruz. Gerekirse sınır ötesi harekat, gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, gerekirse sınır ötesinde operasyon, ne gerekirse onu yaparız ve yapıyoruz da. Özel eğitim kurumlarıyla ilgili tartışma devam ederken liselerden bahsediyorum efendim. Özellikle Doğa Koleji'nde yaşanan sıkıntılar insanları ciddi anlamda korkutmayı başardı. Bakın burada Milliyet Gazetesi'nde görmüştüm. Özel okullarda büyük tehlike diyor mesela haberde. Son 5 yılda sayıları hızla artan özel okulların çoğu plansız büyüdükleri için kontenjanlarını dolduramadı. %60'ının boş olduğu ifade ediyor. Bizim bölgem, yaşadığım bölgede de mesela kapatılan özel okullar var. Şimdi o öğrenciler bir anda başka okullardaki öğrencilerin sınıfına eklendi. Burada biraz planlama yapılması lazım. 100 bin kişiyi özel sektörün bir anda yönetmesi kolay değil. Devletin bile bazen zorlanabileceği rakamları özel sektörün üstlenmesi gerçekten çok zor. Devletin burada denetleme mekanizmasını iyi çalıştırıyor olması lazım. Doğa Koleji'ndeki tartışma devam ediyor. Bunun başka bir boyutu var. Yeni bir haber var Doğa Koleji ile ilgili, onu aktaracağım ama önce haberimizi izleyelim. Elektriklerimiz ve doğalgazımız kesiliyor. Sınıfta boş boş duruyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Bu okul olayına neden bu kadar sessiz kalındığını hiç anlamıyorum ve gerçekten psikolojimiz bozuldu artık. Karşımızda bir muhatap yok. Kim muhatabımız?
Bu da yok. Doğa Koleji'nde kriz günlerdir sürüyor. Öğrenciler derse giremiyor. Velilerse öğrencileri tehlikelerden korumak için okul bahçesinde nöbet tutuyor. Yani Doğa Koleji'ndeki bu kriz hem öğrenciler için, hem öğretmenler için, hem de veliler için çileye dönüştü. Şu anda küçük çocuklar yukarıda Lego oynuyorlar. Büyük sınıflar bahçedeler. Öğretmenlerimiz derse girmiyor. Zaten onlara 5 gün zaman verilmiştir. Bu 5 günü değil, biz 12 günü doldurduk. 12 gündür inşallah maşallah inşallah maşallah bizi öyle oyalıyorlar. Devlet yani bu işe bir el atsın. Tek tek satılsın kampüsler gerekiyorsa. Ben artık şu an devletin, savcıların harekete geçmesini istiyorum. Devletin büyük kurumlarının, ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın lütfen bu işe bir el atın. Öğretmen mahtur, çocuklar mahtur. Bunlar kimin çocukları? Bu devletin ve bu ülkenin çocukları. Yanımda Doğa Koleji Topkapı Kampüsü'nde çalışan öğretmenlerden bir tanesi var. Bekir Hoca da mağdur. Hocam neler yaşanıyor? En yakın tanığı, mağduru sizsiniz. Öğretmenler odasında geçen olayları görseniz hepiniz ağlarsınız. Yol parası bulamayan öğretmenler, kredi kartını ikiye katlayan öğretmenler, dünya kadar bir mağduriyet var. Eve ekmek götüremiyoruz. Bittik. Şu anda tükendik. Karşımızda bir muhatap yok. Kim muhatabımız? Bu da yok. Doğa Koleji öğretmenleri ve personeli 3 aydır maaşlarını alamıyorlardı ve direndiler. Ancak 4. aya geldiğinde artık dayanamayacağız dediler. 4857 numaralı iş kanunundan faydalanarak bugünden itibaren iş bıraktılar. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Giderilmediği takdirde biz hesabımıza para yatana kadar artık derse girmiyoruz. Hepimiz personeliyiz. Biz de bıraktık. Biz de maaşımızı alamıyoruz öğretmenler arkadaşımız gibi. Bu belirsizlik bizi bitirdi. Yani ne olacaksa olsun artık. Her türlü hazırlığımız var. Ama bu tür işler hemen açtım kapattım biçiminde yürüyen işler değil bildiğiniz gibi. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve 3 kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin huzurunu, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Doğa Koleji'ndeki maaş krizi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 3 aydır maaş almadan çalışan ve pazartesi günü itibariyle derslere girmeme kararı alan Doğa Koleji öğretmenlerine destek yağdı. Okulun akıbetinin ne olacağıysa hala muamma. Doğa Koleji ile ilgili bir bilgi vereceğim ama şu son dakika bilgisini tekrar hatırlatmak istiyorum. Önemli bir gelişme var efendim. İçişleri Bakanlığı 3 belediye başkanı, 4 belediye başkanı daha doğrusu, 3'ü HDP'li, Muş'taki 3 HDP'li belediye başkanıyla dün tutuklama kararı gelmişti biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediye, Urla Belediye Başkanı Oğuz'un FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla görevlerinden alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufu bu yönde. Siyaseten bu belediye başkanlarının görevden alınma süreci tartışılacak. Şimdi gelelim bu Doğa Koleji konusuna. Doğa Koleji dediğim gibi 100 bin kişiyi ilgilendiren bir mevzu haline dönüşmüş durumda. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi franchise denilen bayilik sistemiyle çalışan işte Gaziantep'teki okul, Antalya'daki okul aslında genel merkezin franchise verdiği ve başka yöneticilerin, başka sahiplerin olduğu bir okul. Şimdi yönetimi, bu franchise'daki iş adamları, yatırımcılar bir araya geldiler. Birkaç gündür İstanbul'da toplantı halindelermiş ve bu toplantının ardından okulu satın alma düşüncesine girmiş durumdalar. 600 milyon liralık gibi bir bütçe olduğu ifade ediliyor. Bakalım o sürpriz görüşmeden ne çıkacak? Bütün veliler gözlüğünü çevirmiş durumda. Herkesin gözü yaşlı. Gerçekten şu cümleyi kurabilir. Allah rızası için şu konuyu çözün artık. Yani eğitim yılının tam ortasında çocukların bu şekilde olması, ben veli olsam sinirlerim bozulurdu. Umuyorum kısa sürede çözülecek. Doğa Koleji'nde mağdur olan bu velilerin, öğretmenlerimiz tabii aylardır maaş alamayan öğretmenlerimizi de unutmamak lazım. Hepsini selamlıyoruz buradan. Umuyorum kısa sürede sorunları çözülür. Biz takip edeceğiz, merak etmesinler. Şimdi İngiltere Başbakanı, Brexit'i çok anlattık. İngiltere Başbakanı Boris Johnson seçildi. İlk icraatı
İsrail olmuş. Johnson, Trump'ın izinden gitti. İsrail'e boykotu suç saymak için adım attı. İngiltere geçtiğimiz hafta seçimlere gitti. Tek başına iktidarın sahibi Başbakan Boris Johnson oldu. Boris Johnson is duly elected. Johnson'un ilk icraatı belli oldu. Başbakan, BDS hareketi olarak bilinen İsrail karşıtı barış eylemlerinin yayılmasını önlemek için kolları sıvadı. As the leader of the Conservative and Unionist Party. Açıklamayı Muhafazakar Parti eski genel sekreteri Eric Pickles yaptı. Pickles, BDS antisemitik bir harekettir ve ona göre muamele görmelidir dedi. Kamu kurumlarının İsrail karşıtı eylemlere katılmasını engelleyecek yasa için düğmeye basıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da benzer bir skandala imza atmış, Yahudilere karşı yapılacak boykotun insan hakları ihlali olarak nitelendirileceğini açıklamıştı. Evet, manşetlerle devam ediyoruz efendim. İlk saatimizde Türkiye, Milliyet ve Hürriyet'e bakmıştık. Şimdi de Akşam Posta ve Yeni Şafak manşetleriyle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Akşam gazetesinde Urla Belediye Başkanı ile ilgili tartışmalar var. Siyasi ayak demiş Akşam gazetesi. Cumhuriyet Halk Partili Başkan FETÖ ilişkilerini anlattı diyor Akşam gazetesinin manşetinde. Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, davetle alınan ifadesinden sonra FETÖ'den tutuklandı. Oğuz, FETÖ yapılanmasıyla ilişkilerini itiraf etti. Ticari amaçlı olduğunu savundu diyor haberde. Ve gerçekten hani bu manşetle ilgili biraz konuşmak lazım ama ne demek lazım tam bilemiyorum. Bütün haberlerde kabul etmedi şeklinde iddiaları haber var. Burada ise ilişkilerini itiraf etti diye bir cümleyle toparlanmış siyasi ayak demiş. Evet, bu haberi böyle geçelim ya. Çok da konuşmayalım üzerine. Atatürk adına sığındı, Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıktı demiş. Oğuz tutuklanmadan önce sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet diye mesaj paylaştı. Biz kimsenin şucu bucu olduğuna bakmıyoruz efendim. Gazetecilik faaliyeti yapıyorsak eğer sonuçta mahkeme kararlarıyla konuşacağız. Sonuçları aktaracağız elbette. Şimdi burada bir şüpheyle adalet bir karar vermiş durumda. Tutuklanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı da FETÖ ile mücadele kapsamında zaten görevinden aldı Urla Belediye Başkanı'nı. Ama iddiaları kabul etti demek biraz adaletsiz gibi geliyor bana en azından. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi diğer haberlere bakalım. Asala katillerinin başına ödül. Avustralya 39 yıl sonra uyandı. Şükürler olsun diyeceğiz. Asala Ermeni soykırımı iddiası üzerinden bir dönem Türk büyükelçilerine terör uygulayan ve bütün dünyanın unuttuğu o yıllara ait bir soruşturma tekrar gündemde. Avustralya'da 1980'de şehit edilen iki diplomatımızın katilleri için 1 milyon dolar Avustralya doları ödül konulmuş durumda. Avustralya Sydney'de 17 Aralık 1980'de ailelerinin gözü önünde katledilen Başkonsolos Şarık Aryak ve güvenlik ateşesi Engin Sever'in katillerinin başına ödül koydu. Gecikmiş de olsa tebrikler Avustralya demiş Akşam gazetesi. Gerçekten biz de günaydın diye buradan bir ekleyelim. Topuklu giyme anne yoksa kaçamazsın. Hemen sol alt köşede bir haber var. Boşandığı eşinin 3 yıldır tehdit ettiği ve bu süreçte 46 kez şikayette bulunan Zeliha Erdemir, 6 yaşındaki oğlunun kendisine topuklu giyme anne, babam yakalarsa kaçamazsın. Bakın psikolojiyi görüyor musunuz ya? Bir kadının geldiği şu noktaya artık eğer bu konuya da müdahale edilmeyecekse neye müdahale edilecek diye insan sormadan edemiyor. Sürmanşette Özil var efendim. Mesut Özil biliyorsunuz ki Çin'de Uygur Türklerine yapılan müdahalelerle ilgili, oradaki uygulamalarla ilgili eleştirisinin ardından Çin metosuyla karşılaşmıştı. Adamlıkta 10 numara diyor Akşam gazetesi Mesut Özil ile ilgili, o fotoğrafı da kullanmış. 10 numaralı formayı giyiyor biliyorsunuz. İngiltere'nin konuştuğu Arsenalli Yıldız Mesut Özil insanlığıyla da örnek, temel ilkesi annesinin sözü. Unutma, dünyada misafiriz, servetini muhtaçlarla paylaşmazsan oğlum değilsin demiş. Annesinden muhteşem bir tavsiye almış Mesut Özil. Umuyorum uyuyordur ki uyuduğu da ifade ediliyor haberde. Dünya çapında muhtaçlar, mülteciler ve çocuklara yardım ediyor. Çocuklara forma ve spor malzemesi gönderiyor.
Memleketinde de zannediyorum bir hastane ve okul inşaatı için milyonluk bir yatırım gönderdiğine dair geçenlerde bir haber okumuştum Mesut Özil'e. Türkiye adına da teşekkür etmek lazım. Başbakan Erdoğan İngiltere seyahatinde ziyaret ettiği Almanya'da ırkçı baskıya uğradı. Geri adım atmadı. Memleketini unutmadı. Devrek'te hastane ve spor kompleksi yaptırdı. Evet, az önce ifade ettiğim bilgileri paylaşmış akşam. Dünya Kupası primini Gazze'ye bağışladı. Çin'den gelen 100 milyon sterlinlik tarihi teklifi reddetti. Doğu Türkistan'daki Uygurlara destek mesajı attı diyor Mesut Özil'e. Biz de teşekkürlerimizi iletelim bu duygularından ötürü. İyilik hareketlerini destekliyoruz biliyorsunuz. Gelen görüntüleri sıklıkla paylaşıyoruz burada. Düşmüşe, miskine denir efendim, miskine, miskin olarak ifade edilir. Ayet ifadelerinden birisidir. Miskine yardım etmek aslında bu dinin en önemli vazifelerinden, belki de ilk vazifesidir. İşte buna yardım, bu duyguyu yükseltmemiz lazım. O duygular içerisinde gelen bütün iyilik hareketlerini paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz. Biz de Mesut'a bu konuyla ilgili teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Şimdi bir teşekkür de Posta Gazetesi'nden bu Avustralya'daki konuyla ilgili Çağla Arıyak. Şimdi kim bu hanımefendi? 39 yıl önce kızı ve eşinin gözleri önünde Ermeni teröristlerce şehit edilen Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak'ın kızı. 39 yıl sonra arkadaşlar göstersin o fotoğrafı. Tabii ki 39 yıl sonra gelen o soruşturmayla yüzler yeniden gülmeye başlamış. Bu ailede büyük bir ihtimalle son 40 yıl içerisinde belki de yüzlerin güldüğü ilk an olabilir efendim. O siyah beyaz fotoğraf karesinde ortada duran kız büyüdü. Sağdaki o hanımefendiye dönüştü 39 yıl sonra ve yüzler yeniden gülüyor. Umutlar yeniden yeşermiş durumda umuyorum. İyi kötü bir yargılama gerçekleşir. Adalet geç de olsa sağlanmalıdır. Talep bu yönde. Güzel bir haber hemen üstünde Türkiye için. İnsansız savaş uçağı yolda. Akıncı hazır diyor Posta Gazetesi. Akıncı 2021'de göreve başlayacak. Türkiye'nin savunma ve terörle mücadele alanında devrim niteliğinde faydalar sağlayan, insansız hava araçlarını geliştiren Baykar'ın teknik lideri Selçuk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı diyor haberde. İnsansız savaş uçağı. Taurizi insansız hava aracı TİHA kategorisindeki Akıncı ilk uçuşunu 6 Aralık'ta başarıyla yaptı. Havadan havaya füze atabilen, GPS bağlantısı olmadan uçabilen, yer sistemlerine bağlı olmadan inip kalkabilen Akıncı, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak kabul ediliyor. Dünyada da dikkat çeken Akıncı 2021'de göreve başlayacak. Tebrik etmek lazım. Ülkemizin bu tip başarı hikayelerine ihtiyacı var. Terörle mücadele, güvenlik, beka falan tamam ama bir taraftan da ekonomik anlamda Türkiye'nin başarı hikayelerine ihtiyacı var ki biz bu insanlı, insansız hava araçlarıyla gerçekten aslında bu başarı hikayesini yazıyoruz. Elbette ki tek başına yeterli değil. Sanayi hamlesi ekonominin geldiği şu noktada, işsizliğin geldiği bu noktada, işte şirketlerin tek tek sıkıntı yaşadığı ve devletin el koyma, ya daha doğrusu piyasanın ayakta kalabilmesi için yaptığı bu mücadelenin ortasında yeni başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili de tartışacağız, konuşacağız. Yerli otomobil efendim. Bakalım ne olacak. Ama burada otobüs firması, tartışılan bir otobüs firması da söz konusu ki aslında yerli bir marka ama şu dakika itibariyle üretimi durmuş durumda. Orayla ilgili de tartışma devam ediyor. Ekonomi bölümünde sevgili Melih Okur'la bunları konuşmak istiyorum. Dikenli teller Avrupa'yı korumaz manşetiyle çıkmış. Bugün Yeni Şafak gazetesi efendim. Dünkü mülteci toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'yı bir kez daha uyardı. Aslında en çok mültecinin geldiği ülkelerden birisi olan Pakistan Başbakanı İmran Han'la bir fotoğraf karesi yer alıyor ama ben en çok şunu önemsedim. Burada o Suriye şehirlerinin duvarlarında yazılan şu cümle belki de Batı'nın utanmazlar ama biz yine de iletelim ya. Elimizden geleni yapalım. Ne o? Elimizde bir taş varsa atacağız. Ne yazmış duvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aktardı? Çocukların damarlarından petrol aksaydı medeni Batı çoktan Suriye'deki çocukları kurtarmıştı. Ama onların damarlarından kan akıyor. O yüzden de kimse umursamıyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. YPG ile birlikte petrol
rafinerilerine çöken Trump, biliyorsunuz onun sloganı belli. I love oil diyor. Yani petrolü seviyorum. İşte bu bakış açısıyla dünyada dikenli teller oluşmaya devam edecek. Biz de bunu söylüyoruz. Dikenli teller kurmak zorunda kalacaklar. Ama bu da bir çözüm olmayacak. Putin'le Libya'yı görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Telefonda bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede Hafter tehdidi altında Libya ve Suriye ele alındı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklaması var. İki liderin Libya krizini görüşmeye devam edeceği açıklandı diyor. Erdoğan ve Putin'in Türk akım doğalgaz boru hattının Ocak ayında açılışında bir araya geleceği ifade ediliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden bu doğalgaz boru hattıyla ilgili bir tehdit niteliği içeren savunma bütçesi sırasında aldığı yaptırım kararları var ki dünyada dünyayı rahat bırakmayacağım diyor. Amerika Birleşik Devletleri aldığı bu kararlarla Libya'ya asker göndermek BK meselesidir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması efendim cesaretli olun ifadelerine yer vermiş. 7 kentte seferberlik diyor. Hafter'e karşı birleştiler. Libya'da 7 kentin yönetimi, başkent Trablus'a yeni saldırı başlatan Hafter terör örgütüne karşı seferberlik ilan etti ve püskürttü başlıklarını kullanmış Yeni Şafak gazetesi haberinde. Manşetlere gireceğiz, haberlerimize bakacağız ama şu hazırladığımız haberler de var tabii. Onlarla devam etmek istiyoruz efendim. Evet, sıradaki haberimiz Avrupa Birliği ilişkileri başlığını taşıyor. 2020'de Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir sayfa mı açılıyor sorusu var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu efendim. 2020'de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatımız var. Biz bunu istiyoruz samimiyetle. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılacağının sinyallerini böyle verdi. Umarız Avrupa Birliği tarafı da özellikle 2019'un ikinci yarısından itibaren ilişkilerde neden olduğu sıkışmayı, ilişkilerde neden olduğu soğukluğu ortadan kaldırır. Kaymakçı 2019-2024 döneminde Avrupa Birliği yönetiminden beklentileri değerlendirdi. Avrupa'da aşırı sağ partilerin iktidara gelmesinin Türkiye açısından olumsuz etkiler oluşturduğuna dikkat çekti. Gerek İslam'a gerek Türk toplumuna karşı da bazı ön yargıların yeniden canlanması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş şartları arasında bulunan 72 kriterden 66 tanesini yerine getirdiğini belirtti. Son 6 kriteri de bir paket halinde geçirmek istediklerini söyledi. Ayrıca geri kabul anlaşmasının tüm boyutlarıyla uygulanması kriterini de büyük ölçüde yerine getirebileceğiz. Bu alandaki çalışmalar devam ediyor. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, kalça kemiği kırıldı. Tedavisi devam ediyordu, ameliyata alındığı açıklandı. İş adamı Rahmi Koç korkuttu. Dengesini kaybedip düşen Rahmi Koç kalçasını kırdı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç özel helikopterine binerken dengesini kaybedip düştü. Koç hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki Rahmi Koç'un sol kalçasında kırık tespit edildi. Ameliyata alındı, 2 yıl önce konulan protezi değiştirildi. Hastanede tedavisi süren iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ateşe bakacağız. Sınır gözetleme aracı, Türkiye'de üretildi. Ateş, sınırlarımızın yeni gözcüsü. Türkiye-Avrupa Birliği sınırları işte bu mobil gözetleme araçlarıyla takip edilecek. Hızır 4x4'ün üzerine yerleştirilen ve Aselsan tarafından üretilen Aca Kara Gözetleme Radarı ve Şahin Gözü Elektro-Optik Sensör Sistemi ile bölgede kuş uçurtulmayacak. Maliyetin %75'ini Avrupa Birliği karşıladı. Üretim yerli olarak gerçekleştirildi. Sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon avro olan 57 aracın üretimi için sözleşme imzalandı. Yapılan çalışmaların ardından Ateş Mobil Sınır Gözetleme Aracı'nın 20'si geçtiğimiz Mayıs ayında kara kuvvetlerine teslim edildi. Geriye kalan 37 araçtan 27'sinin daha üretimi tamamlandı.
hudut birliklerine teslim edildi. Ateşin üretimindeki amaç Türkiye ve Avrupa Birliği sınırlarının sınır gözetleme kapasitesini arttırmak. Araç tekerlekli ve zırhlı bir bilgisayar gibi. Saatte 120 km hızla ulaşabilen Ateş, %30 yan eğim, %60 tırmanabilirlik yeteneklerine sahip. Araç 100 santimetre derinliğindeki sudan geçebiliyor. 45 santimetrelik dik engelleri aşabiliyor. 100 santimetrelik hendeklerden geçebiliyor. Ateş, otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, bağımsız süspansiyon, diferansiyel kilitleri gibi donanımlar barındırıyor. Motor gücü 400 beygir olan araç, azami 700 km menzile sahip. Ayrıca çok az ülkenin üretebildiği ve kullandığı yankı atış yeri tespit sistemine sahip. Bu sistemle düşman unsurlar tespit edilerek yakındaki dost unsurlarla koordinatlar paylaşılabiliyor. Bundan böyle Türkiye'nin sınırlarını yerli üretim zırhlı mobil sınır gözetleme aracı Ateş koruyacak. Bu manzaralardan acilen kurtulmamız lazım. Türkiye'nin aldığı, bu konuda aldığı önlemler işte tam da bu sebepten efendim. Kesinlikle destekliyoruz plastiğe karşı alınan bu önlemleri. Kısacık bir araya ihtiyacımız var. Hem gündem başlıklarını aktaracağız. Doğa Koleji ile ilgili çok önemli bir yayına imza atacağız biraz sonra. Kim almak istiyor? Bu franchise sistemi ne demek? Doğa Koleji'nde öğrencisi olanlar, öğretmenler ekran başına diyorum. Bu konunun planın detaylarını aktaracağız. Hem de tam bu okulu satın almak isteyen kişilerle konuşacağız efendim. Yayın sırasında Melih Okur burada olacak, Ahmet Sözcan Ankara'da olacak. Gündemi aktaracağız. Bizimle kalın lütfen. Evet, günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Bugün tarihlerden 18 Aralık 2019 Çarşamba. Gündemde en önemli başlık ne diye soracak olursanız sıcak gelişmeler var. Bir kere onunla başlayalım. Şimdi birazdan detaylarını da aktaracağız ama Muş'taki 3 HDP'li belediye başkanıyla İzmir'de Urla ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla dün tutuklandı. Savcılığa gitti, ifadesini verdi, ardından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı bu 4 belediye başkanını da görevden aldığını açıkladı efendim. Yerlerine kim atandı? Kaymakamlar atandı. Önce haberini, sonra detayları paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yaptırım haberi belki de günün en önemli başlıklarından biri olmaya aday. S-400, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözündeki tek şey var, dolar işareti. S-400'lerin alımı süreci devam ettiği için yaptırım kararı aldığını ifade etti. Savunma bütçesi oluşturulurken P-35'lerle ilgili transferinin yasaklanması, Güney Kıbrıs'a bakın, alınan kararlara bakın. Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması ve Rusya üzerinden tehdit etmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Türk Akımı projesiyle katılan, oraya boru döşeyen vesaire bu şirketlerin yaptırım listesine eklenmesi gibi maddeler Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini germeye devam ediyor, edecek gibi görünüyor. Asgari ücret tartışması var. Belediye başkanlarına aktardım. Pek çok başlığımız var efendim. Pek çok başlığımız var. Burada bir de Doğa Koleji olayına parmak basmak istiyoruz. Çok fazla insan var. Öğrencisi olanlar, veliler, öğretmenler. Bu yayınımızı iyi dinleyiniz. Okulunuzu almak isteyenler olduğu franchising üzerinden okulların yerel sahiplerinin İstanbul'da 2 gündür toplantı halinde olduğu ve Doğa Koleji yönetimine 600 milyon liralık bir teklif sundukları ortaya çıktı. Biz de bu teklifi sunan ismi telefona bağlayacağız. Ne durumda? Doğa Koleji'ndeki son gelişme ne aşamada? Melih Okur'la birlikte soracağız, cevabını almaya çalışacağız. Sizler için efendim yayınımızı mutlaka takip edin. İlk haberimiz Cenevre'den. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mülteci konferansında konuştu. Sonra temasları da vardı. O temaslara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı 1. Küresel Mülteci Forumundaki konuşmasından sonra bir dizi görüşme yaptı. Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul eden Erdoğan, muhatabıyla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.
Pakistan Başbakanı İmran Han da yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapması nedeniyle Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti. I want to especially pay a tribute to President Erdogan of Turkey and the people of Turkey for hosting the largest refugee population. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı hem küresel mülteci forumunda hem de ikili görüşmelerinde liderlere mülteciler için işbirliği adını taşıyan bir el kitabı verdi. Türkiye'nin mültecilere yönelik yürüttüğü insani politikaların anlatıldığı İngilizce ve Türkçe basılan kitapta, mülteci krizinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ait olduğu da vurgulandı. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok. Erdoğan, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor isimli sergiyi de gezdi. Yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ve Türk heyeti İsviçre'deki temaslarının tamamlanmasının ardından Malezya'ya hareket etti. Moreno to the UNHCR and the High Representative for inviting us to this session. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım üzerinden, yani dünyaya tehdit ederek devam ediyor yolunda. Avrupa Birliği'ni tehdit etti, Rusya'yı tehdit etti, Kore aynı şekilde, İran manzarasını görüyorsunuz. Yani işine yaramayan her hususta tehdit dilini kullanmayı, yaptırım dilini kullanmayı sürdürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu Türkiye için kaçıncı yaptırım kararı bilmiyorum ama bu savunma bütçesi oluşturulurken Senato'da Türkiye'ye yönelik ciddi açıklamalar var. Türk akımı projesi de gündeme gelmiş durumda. Türkiye'de bu yaptırım kararlarıyla ilgili jet hızında bir cevap verdi. İzleyelim. S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması, F-35'lerin transferinin yasaklanması, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması, Türk akımı ve Kuzey akımı projelerine yaptırım uygulanması. Türkiye'yi hedef alan bu yaptırım listesi, Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında yer alıyordu. Önce Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen o düzenleme son olarak da Senato'dan geçti. Gelişmeyi Dışişleri Bakanlığı çok sert karşıladı. Bir açıklama yaparak Amerika Senatosu'nu hedef aldı. 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Yaptırım çağrılarının saygısızca ve akıl dışı olarak tanımlandığı açıklamada gereken cevap verilecek denildi. Tehdit ve yaptırım dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır. Her ne kadar S-400, F-35 ve Türkiye-Rusya arasındaki doğal gaz projelerine yaptırım çağrılarını içerse de Amerikan Başkanı Donald Trump 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını Senato'dan geçer geçmez imzalayacağını söylemişti. Evet efendim, şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetine de yansıyan şu habere geldi sıra. Camide taburi rezaletine son diyor. İhlas Medya'nın, Türkiye Gazetesi'nin ve TGRT Haber'in tabii ki bu konuyla ilgili yaptığı onlarca manşet, attığı onlarca manşet ve onlarca haber vardı. En sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı da devreye girdi. Camide sabit taburi olmaz, bu kiliseye benzetiliyor değerlendirmesi yapıldı ve harekete geçildi efendim. Sabit bir şekilde sıralar konulur mu? Bu camileri kiliseye dönüştürmenin bir projesiydi. Bir anda bir bakıyoruz, caminin yarısı sandalye olmuş. Bir günde kötürüm mü oluyor bu millet? 1'di 5, 5'di 10 oldu. Bir anda sabit oturaklar neredeyse bütün camileri sardı. Orada oturarak namaz kılanlar da arttı. Maksat İslam'ı bozmak. Hani
tarihi bozmak, edebiyatı bozmak ve dinimizi bozmak. Bu bir FETÖ projelerinin en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Son olarak İstanbul Üsküdar'daki bir camide çekilen fotoğrafla yeniden gündeme taşındı. Sabit oturaklar kiliseyi andırıyor tartışması başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise o uygulamaya dur dedi. Bazı camilerde saf tutanların hemen yan tarafına ya da arka kısmına yerlere sabitlenmiş oturaklar konulmuştu. Ve vatandaşlar da işte o oturaklarda namaz kılıyordu. O görüntü ise kilise görüntüsünü anımsattığı için çok tepki çekmişti. Diyanet İşleri de o tepki çeken görüntüye el koydu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı genelgede kilise görüntüsü demedi. Ancak namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının cami dokusu ve kültürüyle bağdaşmadığının altı çizildi. Camilerdeki sabit olan tabure, sandalye ve oturaklar yasaklandı. Camilerimizde sabit bir şekilde sandalyelerin konulması ne manaya geliyordu? Kiliseleştirmenin bir adımıydı. İkinci adımı neydi ki bu yavaş yavaş başlamıştı? Nereye secde edecek? Önüne secde etmek için uzun sıralar yerleştirilecek. Tam anlamıyla bir kiliseye dönüşecekti. Namaz kılarken oturup kalkmakta zorlananlar için yol da gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı aldığı kararı 81 ilin valiliğine, il müftülüklerine gönderdi. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayan vatandaşların namaz kılmaları için katlanabilir tabureleri alıp saf tutanların arasına girip namaz kılabileceklerini açıkladı. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Ayakta oturamayan, duramayan, uzun süre bekleyemeyen nasıl namaz kılacak diye. Peygamber Efendimiz ayakta duramayan oturarak, oturarak oturamayan yatarak ima ile namaz kılar. Yani başıyla biraz ruku için biraz eğilir, secde için biraz daha fazla eğilir. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin müftülüğüne gönderdiği genelgede tüm camilerdeki sabit oturma yerleri kaldırılsın talimatı verdi. Bugün iş söylediğiniz gibi artık müftülerde. Bununla ilgili adımları atacaklar. Böyle projelerin önünü kesecekler. Ben bunun kesmeyenleri, bunu tedbir almayanları projenin bizzat içerisinde kabul ederim. Daha önce de söylemiştim efendim. Bu bilgiler, bu başlıklar, Diyanet İşleri'nin bu konuyla ilgili açıklamaları. Aman ha, cemaat içerisinde bu işi siz kendi başınıza yapmaya kalkışmayınız. Bu işin müftüsü var, o caminin görevlisi var, onu sökerler. Cemaat içerisinde gerginliğe neden olabilecek bir provokasyon da olabilir burada. Şimdi bakıldığı zaman bir FETÖ lafıdır dolaşıp duruyor ortalıkta. Siz kendi işinizi cemaat içerisinde tartışmaya neden olacak şekilde halletmeye kalkışmayınız. Görevliler gereğini yerine getirecektir zaten. Buradan da gidilmeyelim derim ben. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş dün akşam TGRT Haber'in canlı yayınında sevgili dostum Ekrem Açıkkel'in sorularını cevaplandırdı bu konuyla ilgili. Şimdi o röportajdan şöyle kısa bir bölüm izliyoruz. Camiye geldikten sonra ibadetlerin bir kuralı vardır. O kurala uyması gerekiyor. En küçük ilmihal kitaplarımızda bile yazılı, sandalyede ya da taburada caminin ayrı bir köşesinde başka mabetlere benzetecek şekilde bir görüntü bizi gerçekten çok rahatsız ediyor idi. Sözlü olarak ya da yapmış olduğumuz çalışmalarda doğrusu yeterince netice alamadık. Bugün genelge ile esasında son noktayı koyduk. Kıyamı yapabiliyorsa yapacak. Yani eğer ayağa kalkıp kıyamı yapıp rükusunu yapıp secdesini yapamıyor ise bunları yapıp oturacak. O şekilde sadece secdesini ima ile yapabilecek. Ayağa da kalkamıyorsa o zaman oturduğu yerden safların arasında yine ayaklarını uzatacak. Kıyamı yapamadığı için rükuyu da secdeyi de ima ile yapacak.
yere oturamıyor ise nihai olarak tek yani son çözüm yere oturup ayaklarını uzatarak ima ile namazını kılamıyor ise işte o zaman genelgede de ifade ettiğimiz gibi o katlanır taburesini alacak, saflardan herhangi bir birisinin arasına oturacak o taburesinin üzerinde ve ima ile namazını bu şekilde kılacak. Bu yanlıştan dönmelerine vesile olduğumuz için bize teşekkür edecekler. Sahih uygulamanın her zaman yanındayız ve bundan da asla taviz vermeyeceğiz. Şimdi bu 4 belediye başkanıyla ilgili son dakika bilgisini aktarmak istiyorum efendim. Muş'ta 3 HDP'li belediye başkanı ve bu FETÖ'nün siyasi ayağı denip duruluyor biliyorsunuz. Bir operasyon yaşandı. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye, Urla Belediyesi'nde savcıların ifadesinin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye başkanı Özcan orada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tartışma devam ediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuyla ilgili açıklamalar vardı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu neden tutuklandı diye sormuştu. Kaçma şüphesi mi var diye bir ifade kullanıyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika bilgisi geldi. Bu 4 belediye başkanı da görevlerinden alındı. Yerlerine o ilçelerin kaymakamları atandı. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Bakalım yargılamalardan ne çıkacak? Elbette ki takip ediyor olacağız. Şimdi bir haberimiz var. Ardından Melih Hanım ve sevgili haber müdürümüz Ahmet'le birlikte gündemi tartışacağız. O Doğa Koleji ile ilgili yayın da geliyor efendim. Lütfen Doğa Koleji öğrencisi olanlar, veliler, öğretmenler bu yayınımızı kaçırmayın diye tavsiye ediyorum efendim. Çok önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz. Doğa Koleji'nde yaşananlarla ilgili olarak. Gelelim haberimize. Yargıtay'ın kararı var. Bu tiki haber alıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, tayin işine bakalım. Şimdi ben burada çalışıyorum, düzenimi kurdum. İşveren bana dedi ki git kardeşim Ankara'da çalış. Ben de olmaz dedim. Peki tazminat hakkım var mı? İzleyelim. İşe gittiniz. Evet. Dediler ki Tokat'a tayininiz çıktı. Gider misiniz? Gitmem. Bir düzen kurmuşum burada. Niye gideyim? İşin durumuna bağlı. Olması gerekiyorsa ederiz tabii ki. Şartlara bağlı. Sizce mümkün mü? Evli bir bayansanız çocuğunuz varsa mümkün değil. Kim ister ki eşinden, evinden, çevresinden uzaklaşmak? Ama size fikrinizi soran mı var? Özellikle de iş hayatında şartlar oldukça ağır. Bir anda tayininiz çıkabilir. Şehir dışına, hatta ülke dışına gitmeniz istenebilir. Özel bir firmada tam da böyle bir olay yaşandı. Bir satış temsilcisi başka bir şehirde görevlendirildi. Yeni görev yeri Tokat'a tayin olmak istemeyen işçi eski iş yerinde mesaiye devam etti. İşveren bu duruma göz yummadı. Çalışanın yeni görev yerinde mesaiye gelmediğini gerekçe gösterdi. Devamsızlık tutanaklarıyla birlikte satış temsilcisini işten çıkardı. İşveren işçiyi haklı bir sebep varsa, İş şartları bunu gerektiriyorsa nakil edebilir. Ama bunu işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin de bunu 6 iş günü içerisinde kabul ettiğini imza ile belirtmesi gerekir. İş mahkemesine başvuran satış temsilcisi iş yeri yönetiminin değiştiğini ve kendisine işten ayrılması için baskı yapıldığını ileri sürdü. Başka biriyle tayin edildiğini anlattı. Bu kapsamda başta ihbar ve kıdem tazminatları olmak üzere tüm alacaklarını ve haklarını talep etti. Bu mobbing türü şeylerden ben pek hoşlanmıyorum. İnsanların yani rahat bırakılması lazım. Ya işveren her yere gönderir. Özel sektördeyim mi gönder ama ben gitmem. Çalışanın üst üste 3 gün mazeretsiz olarak işe gelmediğini söyleyen işveren, haklı nedenle iş akdine son verildiğini savundu. Mahkeme işvereni haklı bulup davayı reddetti. Satış temsilcisi kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Olayı değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Nedeni tam olarak açıklanmadan işçinin başka biriyle tayin edilmesinin iş şartlarında aleyhte değişiklik olduğuna dikkat çekti. İşçinin bu şartları kabul etmek zorunda olmadığını vurguladı. İşçi tarafından kabul edilmeyen bir nakil geçersizdir. Mahkeme ve Yargıtay naklin haklı olduğunu ispat için işverene ispat yükümlülüğü yüklemektedir.
Yüksek Mahkeme sözleşme feshinin yerinde olmadığını belirterek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi. İş Mahkemesi'nin davayı reddeden kararını bozdu. İşçinin rızası olmadan tayine zorlanamayacağı yönünde karar veren Yargıtay bu kararıyla birlikte milyonlarca çalışana da umut oldu. Çok memnun oldum, sevindim onun adına. Sizi de korur mu bu karar? Yani tabii ki işverene karşı bir elinizde bir en azından dersiniz ki daha önce böyle bir şey olmuş, ben de haklı çıkabilirim. Haklarımı aramak mı gerekir? Geldik o dakikaya efendim. Sevgili Melih Okur ve Ahmet Sözcan'la haber müdürümüz bir araya geleceğiz. Şu gündemi hallaç pamuğu gibi bir atacağız. Niyetimiz o yönde. Dün, sabahtan beri atıyorsunuz. Ya elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bir kez daha şu anonsu yapayım. Ne kolejiydi? Doğa. Doğa Koleji aklımda. Söyledim aklımdan çıktı bir anda. Doğa Koleji ile ilgili olarak velileri ve bütün öğrencileri, öğretmenleri ekran başına çağırıyorum efendim. Biraz sonra okullarını almak isteyenlerin kim olduğunu açıklayacağız ve onu canlı yayına alacağız, soracağız. Nasıl olacak bu proje, ne aşamada hepsini anlatacağız. Çünkü geçmişe dönük de maaşları ödeneceğini ifade etmişler. Mutlaka. Ciddi bir problem var. Şöyle problem. Türkiye'nin temel sorunu plansız, programsız iş yapması, bu kadar hızlı büyüme, eğitimle ve finans yönetimiyle ilgili bilgi ve becerisini bilemediğiniz bir gruba iyi fiyat verdi diye 80 bin öğrencinin okuduğu okulu teslim etme. Geleceğimiz, çocuklarımız. Eğitim konusunda olmaz, çok haklısınız. Siz dün bir toplantıdaydınız. Ben merhaba derken onu soracaktım. Yeditepe Üniversitesi'nde ekonomideki sorunlar ve çözüm yolları çalıştayıydı. Tüm ekonomistler oradaydı. Bir de hatta kitap getirdik. Evet, nedir efendim o? Şöyle arkadaşlara göstereyim ben. Aysel Hanım yazmış. Aysel Gündoğdu. Kendisi Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Tüm ekonomistlerle ilgili sohbetler var. Onlarla ilgili yazılmış bir kitap. Peki, buradan sizin aracılığınızla bu kitabı da göstermiş olalım. Bir de geçmiş olsun mesajımız var. Ekonomi dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç. Evet, Rahmi Bey'e geçmiş olsun diyoruz. Pazartesi akşamı bir davetleri vardı. Ödül vereceklerdi kendi adına. O tören iptal oldu. Ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. Kalça kemiği kırılmış. Demeyelim. Evet, tabii kalça öyle. Kemiği. Yaş da var. Dolayısıyla Rahmi Bey çok sağlıklı beslenir. Kendine çok iyi bakar. Sporcu da bir kişiliği var. Her zaman spor denizlerde yapar. Görüyoruz sürekli onu. Denizler, yürümeyi de sever Rahmi Bey. Çok mütevazi ve dünya tatlısı bir insandır. Peki, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Müsaadenizle Ahmet Sözcan'a da bir günaydın diyelim. Ankara'ya gidelim. Ahmet günaydın. Günaydınlar. Ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Ahmet. Çok sıcak gündemler var Ankara'ya sormamız gereken. Bu Kıran 8 ile başlayalım istersen. Evet, yayına girerken o sıcak bilgi geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis, Siirt illerinde Kıran 8 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 3480 personel katılıyor. Oldukça geniş kapsamlı bir operasyon olduğunu belirtmekte fayda var. Terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesi yapmasını önlemeye yönelik bir operasyon bölgede başlatıldı. Sabah saatleri itibariyle 3480 personel katılıyor ve terör örgütü PKK'nın inleri tek tek kontrol ediliyor ve terör örgütü PKK mensuplarının yerleri tespit edilip onlara yönelik operasyonlar düzenleniyor. Peki bu kolaylıklar diliyoruz tüm emniyet güçlerine burada operasyon için. Umuyorum kimsenin burnu kanamadan, hiçbirisinin burnu kanamadan tamamlanır bu süreçte. Belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın Oğuz'u konuşacaktık. Bu konuyla ilgili olarak açıklamalar var mı, ne durumda, tartışma var diyecektim ama İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika bilgisi de bununla ilgili geldi galiba. Nedir, detaylarını aktarır mısın bize? Evet, Muş'ta 3 belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve aynı zamanda İzmir'in Urla belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı. Dün de konuşmuştuk, İbrahim Burak Oğuz'un terör örgütü FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları vardı. Buna ilişkin olarak gözaltına alınmıştı ve ardından da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Belediye başkanı seçilmeden önce bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yürütüyordu. O kapsamda da FETÖ mensuplarıyla bir araya geldiği, onlarla görüştüğü, işbirliği yaptığına yönelik iddialar vardı. Yine 2017 yılından sonra da
terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimleriyle görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu. Bu kapsamda tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı yargı sürecinde göz önünde bulundurarak Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı. Bu da günün sıcak gelişmelerinden bir tanesi olarak gündemimize yansıdı. Yerlerine kaymakamlar mı atandı? Gelen bilgi o yöndeydi ama. Evet, daha önceki kayyum atamalarında da olduğu gibi görevden alınanların yerine ilk etapta kaymakamlar başkan vekili olarak atanıyorlar. Dolayısıyla bu süreçte de böyle bir prosedür işledi. Şimdi şöyle bir durum var. Melih Hanım'la da konuşmak istiyorum. Bazı manşetlere baktığım zaman suçludur, suçsuzdur. Ben gazetecilik faaliyeti yapıyoruz diyoruz ya. O konuya şu dakika itibariyle bizim açıklamaları aktarmak ya da mahkeme kararlarını ifade etmenin dışında yapacağımız yorumlar biraz şahsiyet cellatlığı gibi geliyor. Çok ciddi bir konu. Türk medyası güvenilmiyor ise Türk medyasına, ana sorun bu. Şimdi atılan manşetler içerisinde Ahmet sen de görmüşsündür. Adam hayır ben değilim dediği halde kabul etti, itiraf etti cümlelerini görmek. İnsan bazen yaptığı meslekten utanır hale geliyor. Bence bu bir FETÖ taktiği. Bakıldığı zaman FETÖ ne yaptı bugüne kadar? Önce şahsiyet cellatlığı yaptı, sonra o insanları içeriye attı, yıllarca cezaevlerinde kaldı. Ben demiyorum ki Cumhuriyet Halk Partili isim FETÖ'cüdür, değildir. Benim konum değil. Açıklamayı doğru dürüst aktarmak varken adam hayır ben değilim kardeşim dediği halde itiraf etti yazılır mı? Yani bilemiyorum ama ben mesleğimiz adına bu manşetlerden tedirgin oluyorum. Yani sonuçta biz bu süreçleri yaşadık. Bu manşetler atıldı bu ülkede. O yargılama süreçlerinden bahsediyorum. O yüzden FETÖ taktiği diyorum. Bence doğrusu neyse onu vermek lazım. Bu ülkenin iyiliği için, demokrasimizin iyiliği için. Bunu da aktardıktan sonra şimdi bu aslında bunlar bu sıcak bilgiler gelmeden önce bu ABD yaptırım kararını konuşuruz diye seninle düşünmüştüm. Yine yaptırım iddiaları var. Peki bu kez bu boru hatları da gündem alınmış. Daha önce var mıydı? Ben mi hatırlamıyorum? Yoksa bu yeni bir yaptırım kararı mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri savunma bütçesi onaylandı. İlk önce Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Ardından da Senato'da onaylandı. Savunma bütçesinde Türkiye'yi ilgilendiren kısımlar var. Bunlardan ilki F-35 savaş uçaklarına ilişkin olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımlar söz konusu gelmişti. F-35 uçakları Türkiye'ye verilmemişti. İşte bu kapsamda da yine bu teyit ediliyor. Türkiye'ye verilmesi gereken 4 F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edilmeyeceği vurgulanıyor. Ve onun için ABD ordusuna bunun geçmesi için de 440 milyon dolarlık bir kaynak aktarılması gerektiği ifade ediliyor. İkinci olarak Türkiye'nin S-400 alımına devam etmesi halinde ABD'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası yani CATS'e yaptırımlarının devreye girmesi öngörülüyor. Bu kapsamda da yine bazı yaptırımlar gündeme gelebilecek. Senin de ifade ettiğin gibi önemli bir madde daha var. Bu da Rusya'daki enerjiyi Avrupa'ya Türkiye üzerinden aktaracak olan Türk Akımı projesine yönelik de bir yaptırım var. Bu konuda özellikle Türk Akım projesinde yer alan şirketlere de yaptırım uygulanmasını ve Türkiye'ye de bu konuda yine yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ayrıca da Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun yumuşatılmasına yönelik ya da kaldırılmasına yönelik maddeler de içeriyor. Dolayısıyla bu Türk Akım projesi oldukça önemli. Rusya doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak olan o Türk Akım projesi hem Rusya hem Avrupa hem de Türkiye için oldukça önemli. ABD bu kararla ya da bu yaptırım maddesiyle bir taşla birden fazla kuş vurmaya çalışıyor diyebiliriz. Hem Türkiye'ye hem Rusya'ya hem de Avrupa'yı etkileyecek bir karar. Ama Avrupa'ya daha da önce burada çok ciddi bir darbe vurulmuyor ama aynı zamanda herhalde Almanya bu işe karşı çıkacaktır. Tabii ki şimdi Almanya'nın da Rusya'yla yakın ilişkileri var özellikle enerji alanında. Dolayısıyla bu hem Rusya'yı hem Avrupa'yı hem de Türkiye'yi etkileyen bir karar. Dolayısıyla bu da bu maddeler içerisine girdi. Yaptırım tasarısı içerisine girdi. Dolayısıyla dikkat çekici bir düzenleme olduğunu vurgulamakta fayda var. Evet haklısın. Gerçekten hemen de Türkiye galiba bu konuyla ilgili cevabı da verdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu tehdit dilinden vazgeçmiyor. Bir saniye. Buyurun. Duracağız. Ne anlatıyoruz burada? Estağfurullah. Siz söyleyin yeter ki. Şöyle bir
2020'de devreye sokacaktı. 2021'e erteledi. Erteleyen ülke ABD. Hem kayaç gazı hem de petrol üreticisi olarak dünyanın bir numarası olacak. 2021'den itibaren 3 şirket kanalıyla petrol, gaz ihraç eden ülke konumuna geliyor. Dolayısıyla sadece ve sadece dünyadaki şu anki şekillenme Güney Kore ve Japonya üzerinden ABD ve Rusya LNG dediğimiz sıkılaştırılmış gaz pazarlığında el sıkışırlarsa kartlar farklılaşabilir. Birinci ayak bu. İkinci ayak çok etkiler mi? Bu bir diplomatik arka plan kartıdır. Dolayısıyla onun için açılıyor. Dünyanın en büyük petrol ve gaz ihraç eden ve üreten ülkesi olarak Doğu Akdeniz'le ilgili bir dakika dur diyor. Çünkü birinci ayağı Kanal İstanbul'u ilgilendirir. Ne dedik? Amerika ve Rusya el sıkışırsa, İngiltere ne derse proje yürürlüğe girer. Gel git projesidir diyoruz. Boşuna demiyoruz. Arka planı bildiğim için konuşuyorum. Çünkü 15-20 yıldır kafa taktığım konular. Evet. En önemli nokta Güney Rum kesimine ilişkin ambargonun kaldırılması meselesidir. Çünkü Türkiye önemli bir kart açtı. Dün söyledik bunu. İsrail'e enerji boru hattıyla ilgili Türkiye üzerinden geçiş yapabilirsin dedi. Ayrıca Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına paralel Güney Rum kesimi hariç herkesle münhasır ekonomik bölge anlaşması yapabilirim dedi. Amerika bu açılımla ilgili kırmızı kart gösteriyor. Bu konuda daha çok tartışacağız gibi görünüyor. Çünkü aynı zamanda ben Ruslardan da bir açıklama, çevre bilimi üzerine galiba ama onların uzmanlarıymış. Böyle bir değerlendirmesi var. Marmara'nın ekolojik yapısını mahveder yönünde aslında en çok gemi geçen ülke Rusya sahibi olduğu. Geminin geçtiği ülke Rusya ve gelen bu mesaj hani çok da olumlu bakmıyorlarmış gibi ama anladım. Libya'ya asker gönderme meselesi Amerika'nın bununla ilgili İncirlik'le ilgili yapacağı açılım olarak bakmak zorunda değil miyiz? Açıklama bunun üzerine gelmiştir. Daha sertleşebilir. Evet. Peki Ahmet'e dönmek istiyorum müsaadenizle. Ahmet, bu Ali Babacan 2020 ocağı kaldı diye bir başlık okudum. Nedir oradaki gelişmeler? Evet, hep bağlantılarımızda ya da bu konu gündeme geldiğini ifade ediyorduk. Aralık sonu ya da ocak başı dile getiriliyordu. Şimdi bilindiği üzere FETÖ'nün 17-25 ekonomik darbe girişimi de vardı, gündemdeydi. Şimdi aralığın son haftasında eğer bu partinin kurulması gündeme gelirse çeşitli spekülasyonlar yapılabileceği de Ali Babacan cephesinde değerlendirildi. Ve bunun ardından da ocağın ilk haftasında partinin kurulması ve bunun kamuoyuna ilan edilmesinin daha doğru olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Dolayısıyla Ali Babacan'ın partisinin ocağın ilk haftasına ya da ilk günlerine kalacağını söyleyebiliriz. 2020'lik bir değerlendirme de var galiba, sosyal medyada öyle paylaşımlar da gördüm. Hayırlı olsun. Tarihler akılda kalsın diye bu tür şeyler de yapılabilir tabii ki. Evet, reklamın iyisi kötüsü yok siyasi partiler için de özellikle. Bunlar kullanılacak gibi görünüyor. Var mı Ankara'nın aktaracağımız başka gündem Ahmet? Bugün gözler ABD'de olacak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci bugün işlemeye başlıyor. Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek, azil oylaması yapılacak. Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın partisi azınlıkta bilindiği üzere. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi'nden bir azil kararı çıkması bekleniyor. Ancak Senato'dan bunun durdurulması ya da Senato'dan dönmesi daha sonraki süreçte bekleniyor. Dolayısıyla ABD'deki gelişmeler hem Türkiye tarafından hem de tüm dünya tarafından yakından takip edilecek. Özellikle asgari ücret tartışmaları da devam ediyor. TÜİK bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. 2331 lira olarak bunu duyurdu. Bu da tartışmalara neden oldu. Geçen sene de 2213 lira olarak TÜİK bunu açıklamıştı. Şimdi hedef enflasyon ya da yıl sonu enflasyon beklentisi %12. Ancak TÜİK'in açıkladığı rakam %5.3'lük bir artışa tekabül ediyor. Dolayısıyla işçi...
Evet, işçi kesimi bunu çok yetersiz ve düşük gördü. İşçilerin beklentisi bilindiği üzere 2500 liranın üzerinde bir rakam istiyor işçi kesimi. Dolayısıyla bu tartışmalar devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı programı devam ediyor. İsviçre programını tamamladı ve Malezya'ya geçti. Malezya'da çeşitli programlara katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'dan vereceği mesajlar da takip edilecek. Evet, çok teşekkür ederiz Ahmet verdiğin bilgiler için. Özellikle bu süreç gerçekten dediğin gibi çok merakla takip edeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler olumsuz yönde senatörlerin çabasıyla galiba biraz da ilerliyor. Ve ekonomiye de bir etkisi var. Biraz sonra Melih Hanım'la da bunları konuşacağız. Kolaylıklar diliyorum. Gün boyunca yayınlarla bu konuları taşımaya devam edeceksiniz. TGRT haber ekranlarına tüm arkadaşlara selam lütfen. Şimdi gelelim gündemimize. Amerika Birleşik Devletleri. Önce onu alalım arkadaşlar. Getirin Amerikan yaptırım grafiğini lütfen. Konuşalım. Madem yeri geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 yaptırım kararı var. S-400'ün olduğunu tabii zaten biz aylardır burada konuşuyoruz. F-35'ler. F-35'lerin transferini yasaklıyor. Peki savunma, el mi koyacak? Biz bunların parasını ödedik. Ama bütçeden pay ayrıldı Amerika Savunma bize para Bakanlığı. Geri alacak bizim uçakları, evet. Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması. Şartlara bağlanmış gerçi bu durum. Şartlara ben biraz bağlı baktım. Libya ve Türkiye'nin yolculuğu. Rusya'da var galiba biraz. Rusya ile Libya meselesi, Türkiye ve Rusya arasında önemlidir, görüşmeler var. Ve Türk akımı ve Kuzey akımı projelerine yaptırmak. Bu konuşuluyor muydu efendim? Yok. Bu tip konular yeri ve zamanı geldiğinde sahneye çıkar. Biraz sürpriz oldu diyebilir miyiz yani? Yok, hayır, sürpriz değil ama enerji üzerinden yürüyen. Yani 4 paradigması var bu yüzyılın. Enerji, çevre, gıda ve su üzerinden giden bir paylaşım ve yeniden yapılanma yolculuğu bu. Dolayısıyla enerji kartlarının açıldığını görüyoruz şu an. Yani Rusya'nın Doğu Akdeniz'e indi. Rusya ve Amerika Suriye üzerinden açılımda ortak hareket ediyor. Bunu herkes biliyor. Şimdi Doğu Akdeniz'de karşılıklı pozisyon alma ve enerjideki güç gösterisinde Amerika buradayım diyor. Peki hızlıca fotoğrafımızı alalım arkadaşlar. Günün fotoğrafıyla başlayacaktık normalde bu tartışma olmasaydı. Günün fotoğrafında çok ağır bir trajedi var efendim. Şimdi iddia şu. Dünyanın en büyük teknoloji devleri Google, Apple, Tesla, Microsoft ve Dell hakkında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan bu trajik çocuk ölümleri varmış efendim. 6 yaşındaki çocukları bu teknolojide kullandıkları ham maddeyi çıkartabilmek için madenlerde çalıştırırken hayatlarını kaybetmelerine neden olmuşlar. Ve Amerika Merkezi Uluslararası Hak Savunucuları adlı bir kuruluş akıllı telefon, elektrikli araba ve bilgisayar teçhizatlarında kullanılan kobaltın çıkartıldığı burada ölen çocuklar için dava açtı. Yani önemli haber. Bunu nasıl düşünmek lazım? Nasıl tartışmak lazım? Bilmiyorum. Yerin altı çok zengin Afrika'da. Biz bunu anlatıyoruz. Yerin altı zengin. Yer altı suyu ve köylelikten maden. Kölelikten vazgeçmiyorlar mı? Geçer mi? Dünya tek tipleştiriliyor. Kapitalizm bile, Amerika bile, geleneksel kapitalizmi temsil edenlerle yeni düzeni temsil edenler kapışıyor Amerika'da. Finans kapitalle Trump'ın kapışmasının başka izahı olabilir mi? Tırnak içerisinde bu vahşi kapitalizm denilen bir tanımlama vardır. Hani o İngiltere'nin ilk sanayi devrimi günlerini ifade eder biraz da. Aynı manzaradan... Aynı şey devam eder. Çünkü sonuçta yeni dünya düzenini temsil eden, yani sanayi toplumundan dijital topluma geçişte, dijital toplumun ihtiyacı olan metalleri, ana ham maddeyi dünyanın her yerinden en ucuza sağlayabilirsiniz. 6 yaşındaki çocukları hiç üzülmeden, hiç sıkılmadan kullanıyorsanız gerçekten çok acımasızlık, acıtıcı. Yayınımız ne durumda arkadaşlar bu arada? Beni uyarın lütfen bağlantımız hazır olduğunda. Onu alalım. Ve bu arada biz piyasaları verin. Piyasaları konuşurken bağlantımız hazırlansın ve biz onun üzerinden hemen konuşmaya başlayalım lütfen. Piyasalarda yukarı yönlü, özellikle döviz cephesinde yukarı yönlü bir hareket var. Evet. Borsanın durumuna nasıl bakıyoruz? Borsa, döviz, faiz, altını bir bütün olarak görelim. Çünkü neden?
Çünkü bir, teknoloji ticaret savaşı diyoruz. ABD, Çin. 5.90 şu anda bu şimdi, arada. 90 evet biz onu söyledik, geleceğim. Bütünlüklü bakalım. Lütfen. Parça parça bakmak bizi bir yere götürmez. Buradan 2020 yol haritasını anlatmak istiyorum. Lütfen. Trump uykuya yatıyor Amerika. Niçin? Faz 1'i imzaladı. Kendi ülkesinde seçim var, kış uykusuna yatacak. Bir dahaki Kasım'a kadar kuş uykusu Çin'le ilgili. İki, boşanma oldu. Brexit'e baktığınızda Brexit'te ne görüyoruz? Avam kamerası da onayladı. AB de onayladı. Dolayısıyla bunun gerginliği de gitti. Dünya rahatladı bir ölçüde. 2019'da dünya nasıl girmişti? Allah kıyamet kopacak. Yani küresel ekonomilerde sıkıntı var diye. O yüzden faizler takır takır inmeye başladı. Bizde düşünün seçim süreci, kendi milli ve yerli krizimiz, böyle demeliyiz. Buradan başlayan bir süreçti. Şimdi alınan önlemlerle, inen faizlerle küresel ekonomi toparlanıyor. Toparlanırken Türkiye diğer ülkelerden ayrışıyor. Her ülke, gelişmekte olan ülkeler ayrışacak. Bu ayrışmada her ülke yine hikayesini yazacak. Türkiye de faizleri sert bir biçimde indirdi. Mevduat faizlerine negatif faiz diyoruz. Sıfır ama oraya gidiyor. Para nereye gider diye soruyoruz. Türkiye'de eğer faize yatırım yapmışsanız, yani bono ve tahvili faizi yüksekken almışsanız zaten şu an para kazanıyorsunuz demektir. Geriye yatırım yapacak alternatif ne kalıyor? Ben size sorayım. Dolayısıyla Noel Partisi yaparken 2020 ile ilgili hisse senedi piyasasında hareket bekliyor tüm yatırımcılar. Kredi genişlemesinin de Türkiye'deki harekete borsa açısından etkisi var. Ama döviz piyasasına baktığımızda faizlerin düşmesine rağmen kur oynamıyor diyorlardı. Duracaksınız, öyle heyecanlanmayacaksınız. Oynadı. Oynamasının nedeni. Yaptırımın etkisi? Tabii ki Türkiye-Amerika ilişkilerinin etkisi var. Kredi genişlemesinin etkisi var. Teknik olarak uzun süredir böyle gidiyordu. Bunun da etkisi var. 6 hedefi olabilir izleyelim. Mi? Efendim? 6'yı hedefliyor olabilir mi? Olur. 5.95'e kadar izleyeceğiz. Peki. Orası önemli bir... Heyecanlı günlerin yaşandığı açık. Bakalım nasıl gelişecek bu durum. Şimdi müsaadenizle bu Doğa Koleji ile ilgili yayınımız hazırmış. Ben uzun zamandır anons ediyorum. Doğa Koleji'nde bir gelişme var efendim. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, 100 bin kişinin ilgilendiği bir konu. Doğa Koleji. Karşımızda Halis Uluer ismi var. Lisanslı kurucularından birisi. Günaydın diyelim kendisine. Günaydın. Siz iki gündür toplantı halindeymişsiniz efendim, öğrendiğimiz kadarıyla. Bu okulun satın alınması süreci nedir talebiniz? Öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Biz 49 kurucu olaraktan iki gündür, evet gece gündüz toplantı halindeyiz. Haberlerde Doğa Koleji'mizin, markamızın bu şekilde öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin halini gördüğümüz zaman içimiz parçalanıyordu. Elimizden geleni yapmak adına ne yapabiliriz diye toplandık. Benim başkanlığımda Nevşehir Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanıyım, Halis Uluer. Bir çalışmamızı yaptık. Geçmiş öğretmen maaşlarını ve gelecek öğretmen maaşlarını karşılayaraktan, hem öğretmen hem emektarların maaşlarını karşılayaraktan yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu şekilde de Doğa Koleji'ne bir teklifte bulunduk. Nasip olursa almak istiyoruz. Doğa markasını yüceltmek, yükseltmek istiyoruz. Halis Bey, Melih Hanım'ın da size bir sorusu olacak. Halis Bey, eğitimcilikteki buyurun. Referansınız nedir? Bir, finansman modeliniz nedir? 2, 3, eğitim macera kaldırmayacak kadar hassas bir konu. Siz hangi finansman gücüyle, hangi eğitim ve bilgi gücüyle bu kadar sorunlu bir yapının bir bölümüne talip oluyorsunuz? Biz 49 tane Türkiye'de kendini kanıtlamış Doğa Kolejilerinin yöneticisiyiz, kurucusuyuz. Ben Nevşehir'de Türkiye'ye örnek olacak bir kampüs sahibiyim. Eğitimde de oldukça başarılıyız. Yalnız değiliz. 49 tane kendi memleketinde söz sahibi olan Doğa Kolejlerinin sahipleri bunlar. Altından kalkabileceğimiz bir şey olduğuna inanıyoruz. İyi bir ticaret adamıyız aynı zamanda hepimizde.
Peki efendim, ben de şu rakamı merak ediyorum açıkçası. Bir pazarlık da var galiba. Sizin de bir öneriniz olmuş. Nasıl bir rakam? Girmiyoruz. Özür dilerim, anlayamadım. Biz pazarlığa girmiyoruz. Eski borçlara, şuna buna karışmıyoruz. İçinde boşaltılmış mıdır, şu mudur, bu mudur? Biz sadece öğretmenlerin, emektarların mağduriyetlerini, hem geçmiş borçlarını hem de gelecekteki bu Eylül ayına kadarki olan ödemelerini yaparaktan yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu rakamda yaklaşık 500-600 milyon civarında gibi çıkıyor. 600 milyon liradan bahsediyoruz. 500-600 milyon lira. Bakanlığa ilettiniz mi bu önerinizi? Aracıya ilettik. Alıcıya. Aracı kim efendim? İsimler vermek yanlış olur burada. Ha, önemli bir konu. Yani evet. Aracının aracısı Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çözüm üretmesi gerekmiyor mu? İş üzerindeyiz, çalışıyoruz şu anda. Peki bakanlığın bu süreç içerisindeki değerlendirmelerini nasıl karşılıyorsunuz efendim? Bakanlık da elinden geleni yapıyor. Sonuçta özel bir şirket burası. Evet, eğitim sektörü ama özel bir şirket. Onun için onların da elinden geleni yaptığına inanıyorum ve görüyoruz. Peki siz bu... Özür dilerim. Elektrik borcu var, su borcu var, tedarikçileri olan borç var. Oradaki ödeme planı nasıl olacak? Yani 500-600 milyon TL dediniz ama... Çalışmasını yaptık hanımefendi. Hepsini yatırdı. Altından kalkabileceğimiz şeyleri yazdık. Sizi ziyarete gelelim biz ya. Evet, değil mi? İnşallah kesinlikle. Kapadokya'ya gelin, sizi ağırlayalım. Hem kolejimizi gezdireyim, hem Kapadokya'da bizim otellerimiz de var kendimize ait. Efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağırlayalım, Kapadokya manzaralı. Ağırlamayın sizi. Balona bindirelim. O kısmını konuşuruz da şöyle bir durum var. Velilerle konuştunuz mu? Ben çok onu merak ediyorum. Öğretmenler, veliler... Bir sorum daha olacak bundan sonra. Siz madem bu işin içindesiniz, Doğa Koleji nerede hata yaptı? Özel eğitim sistemimizdeki hata ne? Niye bu hale geldi bu durum? Doğa Koleji hata, kolej olaraktan değil de ülkenin 2018 yılında içine girmiş olduğu krizden kaynaklı. Biliyorsunuz eski sahibi inşaatçıydı. İnşaat sektörünün bir anda değerlerin düşmesiyle meydana gelen bir krize girdi. Yani... Bu başka bir şey de değil. Yani inşaat sektöründeki sıkıntı yüzünden bu hale geldi diyorsunuz. Evet, görüken o. Bizim de dışarıdan gördüğümüz o. Peki velilerle konuştunuz mu efendim? Yani şimdi ben insana bakarım burada. Tabii ki Melihan'la birlikte, sizinle birlikte para konuşuyoruz ama. Geleceğimiz çocuklara baktığımız için bu yola çıktık. Biz de sizinle aynı yönden bakıyoruz. Kaç çocuğu, 49 okulda kaç öğrencimiz var? Bizim 28 bin öğrencimiz var. Franchise barda. Franchise. Peki diğerleriyle ilgilenmeyecek misiniz efendim? Sadece bu 49 okul için mi geçerli zaten olacak? Zaten bizim okullarımızda sorun yok. Bizim okullarımızda öğretmenlerimiz de mutlu, çocuklarımız da mutlu. Eğitimi de veriyoruz. Biz diğer okullara, merkeze bağlı olan okulları kurtarmak için bunu yaptık. Bu güzel. Bizim okullarımızda ne maaşlarımızda, ne yemeklerimizde, ne eğitimimizde hiçbir sorun yok. Nevşehir bölgesinde problem yok. Diğer 49 okul hangi bölgelerde? Hiçbirisinde yok. Franchise olan hiçbir okulda problem yok. Merkeze ait okullarda problem. Merkeze ait olan okullarda problem. Güzel. Franchise olarak isim hakkını almışsınız. Paranızı ödüyorsunuz. Problem yok. Ama evet. Mal sahibine ait, yani işletmeciye ait 49 okulu istiyorsunuz. Öyle değil mi? Yok, kalan kısmı. Sesinizi tam alamadım. 49 okul sizin. Kalan kaç okula talipsiniz efendim bu durumda? Aşağı yukarı 80 okul. 80 okul daha var. Bu önemli. Bak. 80 okul daha var. 80 okul. Peki bu 80 istiyor. Okulda kaç öğrenci var acaba? Aşağı yukarı 50 bin gibi. 50 bin. Bu rakamlar özel eğitim için biraz fazla değil mi Halis Bey? Ben mi yanılıyorum? Devletin bile bazen zorlanabileceği büyüklük gibi geliyor bana. Bütün Doğa Koleji'ni almış olacak. Özel sektör iyi yönetildiği zaman bu rakamların 3 mislini de yönetebilir, 5 mislini de yönetebilir. Yeter ki doğru yönetilsin. Biraz da eğitimcilere bırakırsın. Yani bütün yani. Doğa Koleji'ne aslında talip olduğunuzu söylüyorsunuz. 28 bin öğrenciniz var. 50 bin öğrenciyi de alacaksanız 49 okulla birlikte. Ve şunu da söyleyeyim. Bu bizim 49 kampüsün aşağı yukarı tamamı kendi mülkümüz. Anladım. Borcu yok yani diyorsunuz. Yani diğer okulların hepsi kiralık okullar. Peki. Burada aslında milli eğitimin yapması gereken en önemli adımlardan bir tanesi bize göre
şu: okul ruhsatı verirken okul mülkiyetinin mal sahibinin olmasına dikkat edilse, bu bir kanuna işlenmiş olsa, bu sorunların %90'ı ortadan kalkar. Güçlü yapıyla yapılmış olur, ortada bir mal olur. Şu anda Doğa Koleji'nde mülk yok merkezde. Kiralık olması sıkıntı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şunu merak ediyorum efendim. Kiralık olması şöyle sıkıntı, çok ciddi kira giderleri var. Eğitim o yüzden bu şekilde sekteye giriyor. Peki şunu da şimdi ben bir iki saattir sizin de bağlanacağınızı, yayına bağlanacağınızı söyleyerek aman dikkatli takip edin diyorum velilere, öğrencisi olanlara, öğretmenlere. Bir müjdeye yakın mıyız efendim? Bu çocukların, bu öğretmenlerin kurtulabilmesi için pazarlıklar ne aşamada acaba? Efendim tekrar söylüyorum. Biz bir pazarlığa masaya oturmadık. Özür dilerim. Bir teklifte bulunduk. Teklif. Teklifimizin yani arkasında... Umutlu musunuz? Onu merak ediyorum. Umutluyum. Yani az önce söylediğiniz gibi velilerin ve çocukların halini gördüğümüzde inanın bizim de içlerimiz parçalanıyor. Bizim kendi okullarımızdan mutlu öğretmen, mutlu çocuk varken inşallah diğerlerinin de, diğer velilerimizin, çocuklarımızın da mutluluğa kavuşması için biz taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Ama gerek bir başka araya gireyim, araya gireyim beyefendi. Bir başka öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme halinde. Takip ediyor musunuz onu? Tabii ki takip ediyoruz. Bir sürü isim var ortada. Bizim tek isteğimiz, tek derdimiz bir an evvel velilerimizin ve çocuklarımızın, öğretmenlerimizin kurtulup normal hayata, normal eğitime dönmesi hanımefendi. Birçok isim var dediniz. Hangi isimler onlar? Biz bir tane biliyoruz. Biz birçok isim, o masaya oturan, kalkan, pazarlığa giren isimleri biliyoruz ama isim vermek doğru olmaz. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum efendim ama size de söz hakkı vereceğim. Eğer burada bir anlaşma sağlanamazsa'ya dair bir projeksiyonunuz var mı acaba? Tabii ki var. Eğer burada bir anlaşma sağlanamazsa biz 49 tane kampüs kendi markamızı oluşturaraktan inşallah programlarımızı yaptık, Türkiye'ye örnek olabilecek bir eğitimle yola çıkmak istiyoruz. Bunun için de işlemlerimize tabii o yönde de başladık. Ama sonuçta burada 28 bin, 25 bin mi dediniz? 28 bin. 28 bin öğrenciyi ilgilendiren bir soruca ulaşacak. O zaman diğer 50 bin öğrenciyle ilgili sorun zaten onlar orada sorun oluşmayacak çünkü zaten bizlerin bir altyapısı var. Doğa Koleji'nin bir altyapısı var. O altyapıyı olduğu gibi kullanacağımız gibi daha da üzerine içimizde çok değerli eğitimciler var. İçimize katacağımız çok değerli yöneticiler, eğitimciler var. Onlarla birlikte bizim derdimiz Türkiye'ye örnek olmak, dünyaya örnek olmak. Peki iyi güzel hoş söylüyorsunuz da okulların sahibinin çok borcu var, banka borcu var, çok borç var. Ne olacak o borçlar? Efendim biz o borçlara karışmıyoruz. Bizim teklifimizde geçmiş borçlar şirketi ilgilendirir, onların şirketini ilgilendirir. Biz sadece öğretmen ve emektarların geçmiş ve gelecek maaşlarıyla okula ilgilendiren, okulu ilgilendiren borçları alaraktan yolumuza devam etmek istiyoruz. Üzerinde de bir 600 milyon lira gibi bir de teklif var ama. Rakamları yuvarlak konuşuyoruz. Evet. Tabii anladım. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir de 600 milyon lira. Hepsi o. Peki borcu ne kadar biliyor musunuz? Çok yüksek. Yani rakam vermek istemiyorum. Borç çok yüksek. Yani 600'ün üzerinde bir rakam. 600 değil. Borç gerçekten çok yüksek. Anladım. Birkaç değil, 4-5 kalem üzerinden borcu koyarsak çok yüksek. Nasıl bu hale gelinmesine müsaade edilmiş? Bu da büyük bir tartışma. Halis Bey çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlandınız. Bilgi verdiniz. En kısa zamanda Türkiye'nin incisi Kapadokya'da ağırlamak isterim. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Sizi öyle bir otelde ağırlayacağım ki dünya harikası. Biliyorum biliyorum. Gezdik gördük tabii ki. Anadolu'nun cennet köşelerinden birisi. Muhakkak bekliyorum. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Bizim derdimiz şu. Elbette ki Kapadokya'yı gideriz görürüz parkta. Bizim derdimiz çocuklar gözü yaşlı tabii. Duruyor. Eğitim o yılının tam çocuk. Ortasında. 80 bin çocuk. Ama 28 bin problem burada olmadığını burada yok öğrendik. Diyor. 50 bin çocuğa talip istiyor. 78 bin zaten sorun kalmıyor. Yani sorunu çözmek istiyor. Komple. Peki bu şirket kaç liradan almıştı? Bir fikrimiz var mı? 330'un üstü diye. 368 milyon. Diye hatırlıyorum. Milyon, yanlış. Değil mi? Evet evet. O zaman 600 milyon lira. 4 tane büyük patron devreye girecekti. Evet. Urfalı inşaatçı aile et ticaretiyle uğraşır. Kasaplıktan geliyor. Geldi bu işi aldı. Kim verdi?
Baktınız mı? Now how ne? Bilmiyoruz. Onun için beyefendiyi dinliyoruz. Tanımıyorum. Tanımadığım için ama en çok azından dikkatli davranıyorum. Veli ve öğrencileri bir evet. Sonuçta bu profesyonel mi yönetici? Sokaktan geçen bir insanla tabii, konuşmadı. Tabii bu ki. İşe talip olduklarını çok önemli. 45 okulun yöneticisi sahibi olarak talip olduklarını açıkladılar. Ben insanlara biraz umut da vermek. Şimdi hiç kimse bir şey söylemiyor. Bakanlıktan doğru düzgün bir açıklama yok. Yetkililerden kapılarda eylem yapılıyor. Bunun üzerine şimdi bakanlık bir açıklama yapmak zorunda. Çünkü biri model üretmiş. Eğitimci, franchise yoluyla 28 bin öğrenciye hizmet veren, kendi binası kendine ait işletmecilik yapan bir grup. Biz buradayız ve alacağız diyor. 50 evet. bin öğrenciyi maaşları ödeyeceğiz. Okulla ilgili bütün sorunları çözeceğiz. Diğer borçlara karışmayız diyor. Burada karar verici aslında. Olan Milli Eğitim Bakanlığı. Kolay umuyorum gelsin. Kısa sürede çözülür. Çünkü İnşallah. Gerçekten öğrencilerin ve öğretmenlerimizin durumu çok iyi görünmüyor. Çok az vaktimiz kaldı. Hangi konuyu anlatalım size bırakacağım. Bana asgari sıradan ücret benim asgari için. Asgari ücrete bakalım değil mi? Asgari ücret benim için önemli. Onunla ilgili ben bir asgari ücret modelini, geçim rakamını alabilir miyiz arkadaşlar? Asgari Buyurun. Ücret modelinin hep değişmesi gerektiğini savunurum. İnsanca bulmuyorum bu modeli. İnsanlar insanca yaşayamıyor. Asgari ücret için TÜİK'in ayrı bir gıdayı, konutu, ulaşım çok pahalı. Ulaşımı ve eğitimi içine alan özel bir endeks hazırlaması Siz gerektiğini düşünüyorum. Siz şey demiş ama gıda üzerinden gidilmemesi lazım. Şimdi ben başka bir şey anlatıyorum. Bu TÜİK'in sunduğu, TİSK'in kabul etmeyeceği, işçi sendikalarıyla bakanlığın benimsediği diye açıklama yaptı TİSK. Böyle bir şey yok. Ben bu modelin insancı olmadığını söylüyorum. Nasıl bir modelleme? Ve diyorum ki yeni bir endeks hazırlayacaksınız. Kusura bakmayın. Ulaşım pahalı, konut pahalı, geçim derdi, gıda çok pahalı. Bunları içeren özel asgari ücret endeksi hazırlayacaksınız. Çok basit. İki, sigorta prim oranını aşağı çekeceksiniz. İnsanlara insanca yaşama şansı vereceksiniz. İşvereni düşünüyorum. İşverenin işi zor. 12 yıldır orta gelir tuzağında bir ülke. 100 kiloluk ya da 100 kiloluk bir ihracatın değeri 1 dolar 13 sent bu ülkede. Türkiye'deki 500 büyük şirketin %3'ü eğer teknoloji üretip ihraç edebiliyorsa biz şapkayı önümüze koyup düşünelim. Demek ki bu tartışmayı bu kadar gündeme yığmanın bir alemi yok. İnsanların hayatları burada. İşveren de duracak orada. Bu önerileri alacak, hesap yapacak. O Peki da efendim, ucuzcu davranmayacak. Hangi modellemeyle yapacak olursak olalım. Bahsettiğiniz iş adamlarının yaşadığı krizin ortasında. Bu rakamlar tartışılacak yine de. Bu krizin ortasında iş dünyası veremiyorum diyecek ve verdiği rakamda önümüzdeki hafta kesin rakamı açıklayacak. Dördüncü toplantıda kendisi haklıdır. Kur krizi riski yaşıyor. Evet. Büyük sorunu var, kabul ediyorum. Ama ben asgari ücretlileri de düşünmek zorundayım. Şu rakamları da merak ettim, kafamı karıştırdım. Hafif işçi ile ağır işçinin beslenme rakamı arasında neden fark var? Yani bilmem, TÜİK'e sormak Bunu lazım. Nasıl bir aradaki rakamlama oluyor acaba? Şöyle, yani sorumluluklar vardır. Bazı işçiler ağırdır. Kalori hesabı mı yapılır? Kalori hesabı fiyatı bu. Ama bir saniye ya, burada da cinsiyet ayrımcılığı var. Burada yine da düşünülmeden yapılan işler. O yüzden bu modelleme değişmek zorunda. Kulağımı kapatın diyorlar. Müsaadenizi rica İnsanlara ediyorum. İnsanlara insanca yaşam hakkından daha değerli bir şey Hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Ekonomiden de önemli, her şeyden önemli. Evet, Melih Hanım'a teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir yayın yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Doğa Koleji sorunu ekonomik anlamda değil, insani anlamda aslında çok önemli bir sorundu. Onun da detaylarını vermeye çalıştık elimizden geldiğince. Ekonomiyi anlattık, siyaseti anlattık. Bugün bizden bu kadar efendim. Yarın sabah 6.45'te görüşmek üzere.